Bugünler efendim saatlerimiz 11'i gösteriyor. Raspor ve Anspor Radyo ortak yayınında Spor Ajansı ile karşınızdayız. Ve yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair tüm gelişmeleri bu stüdyoda konuklarımızla birlikte değerlendiriyor olacağız. Mahmut Alpaslan hocamız bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş gördük. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Selahattin Kınalı bizimle birlikte. Hoş geldiniz Selahattin. Bir beyaz saçlı, bir gür saçlı böyle karşılıklı. Benim de beyaz teklif düşmüş gerçi de. Teklif. Hocama yetişsem evet. Ben tam sizin beyazlarınız pek dur. Hocama göre. Hocam pamuk dedeye doğru gidiyor hızlı. Peki son dakika gelişmesi ekranda yerini aldı. Bir dile getirelim sesli olarak da Beşiktaş'tan Mert Günok ve Semih Kılıçsoy açıklaması. İki futbolcunun Uyluk Üst Adalesi'nde gerilme ve ödem belirlendi. Birazdan Beşiktaş'ın basına çıkan antrenmanına gideceğiz. O antrenmandan canlı görüntüleri sizinle buluşturacağız. Aynı zamanda ekip arkadaşımız Furkan da bizimle gelişmeleri paylaşacak diyelim. Buraya bir virgül koyalım. Dünle devam edelim. Trendyol Süper Lig'de 30. hafta tamamlandı. Alınan sonuçları bir ekrana getirelim. Toplu sonuçları yönetmenimiz Güven'den rica edelim. Trabzonspor MS Yapı Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Kasımpaşa Tümosan Konyaspor'a 2-0 yenildi. Mekke Ankara Gücü Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1 yendi. Yukatel Adana Demirspor Mondihom Kayserispor'la 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı. Siltasöp Bendikspor Rams Başakşehir'e 3-2 yenildi. Çaykur Biteksen Antalyaspor'u 3-0 yendi. Atakaş Hatayspor evinde İstanbulspor'a 3-0 mağlup oldu. Babakars Fatih Karagümrük Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. Korendon Alanyaspor da Galatasaray karşısında 4-0 mağlup oldu. Evinde alınan sonuçlar bu şekilde. Şaşırtıcı sonuçlar da var. Şampiyonluk yarışı kadar alt sıralardaki kümede kalma, ligde kalma yarışı da nefes kesiyor Selahattin Kınalı değil mi? Bu hafta Konyaspor dev bir adım attı. Fikstürüne bakınca böyle bir galibiyet ihtiyacı vardı. Ama öte yandan hocam izledi mi bilmiyorum Pendik Başakşehir maçını. Başakşehir kurulalı beri bu kadar pozisyon vermemiştir herhangi bir maçta rakibine. Yani Pendik de çok enteresan bir şekilde sezonun sonu olmasa şu oyunuyla derdi ki ilk dördü zorlar. Öyle bir hale geldi. Yani Pendik'e de kimse düştü gözüyle bakmamalı. Başakşehir'i bu hallere düşüren takım herkesi düşürebilir. Bu hafta Galatasaray'la çok ilginç bir maç olacak bence. Ama işte yukarıdakilerle aşağıdakilerin bir savaşı var. Bir de arada kalanlar var. Arada kalanlar için bir anlam bulmaya çalışıyorlar lige dair. Ama konsantrasyon sıkıntısı yaşayan takımları da görüyoruz. En başta Antalyaspor gibi. Yani UEFA hedefini kovalamasını beklerken orada enteresan bir düşüş yaşandı. Şimdi orada da camia içinde bir heyecan var, yeni bir başkan adayı falan. Ama asıl olan kendi şehrinin değerlerini, kendi şehrinin kültürel kodlarını, kendi şehrinin de insanlarıyla birlikte olabildiğince bu lige taşımak ve kendi şehrini temsil etmek. Şehirlerimizin buna yönelmesi gerekiyor ki Türk futbolu bir noktaya gelsin. Hafta içi eve 2 gün Rize'nin 3-0 galibiyeti sonrası bir puan tablosuna baktım. Rize neredeyse dördüncülüğü yakalamış. Yani yakalıyor. Ondan sonra da 8 puanla. Üçüncülüğü bile kovalayabilir. Yani Rize Spor biliyorsun Rize'deki Rize Sporlu sayısının azlığından bahsedilir hep. Bunu yakın komşu olarak da Trabzonlular iyi bilirler. Rize Spor belki bir Avrupa heyecanı yaşarsa. Çünkü kompakt bir şehir, kompakt bir stat. Bunu yapabilir yani 40-50 kilometre, 60 kilometre ötende Trabzon var. Genetik kodların aynı, iklimin aynı, yediğin yemek aynı, yüzdüğün dere aynı. Futbolda onun fersa gerisindesin. Niye? Demek ki kötü yönetiliyor. Eğer Rize Spor şu Avrupa heyecanını yakalayıp oradan birkaç tane tadı damakta bırakacak lezzet yaşarsa belki Rizeliler de büyük çoğunluğu tekrar olması gerektiği gibi Rize Sporlu olurlar. O stadı sürekli doldururlar. Ve sadece Avrupa Kupası ile kazanılmış bir alışkanlıktan öteye taşar. Ve Rize Spor'da tıpkı komşusu gibi Süper Lig'de zirveleri sürekli zorlar. Yani bütün dileğimiz bu. Evet. Ama bakalım bizi hayat denilir. Anadolu takımlarının sözcüsü Selahattin Kınalı. Ezilenlerin. Devamlılık önemli değil mi? Evet, tabii. Devamlılık hem önemli. Yönetim, hem hoca bazında, hem takım bazında. Şimdi Rize Spor'dan bahsetti.
bir oyuncu bütün Rize'nin Halit Reis'in oyun prensiplerini değiştirdi. İngiliz oyuncu. Neydi ismi çocuğun? Şu an oynuyor mu? Orta sahada oynuyor. Shelby. Shelby. Tek Hamşik bir, ya. Bak Hamşik gibi tek bir oyuncu. Bütün Rize'nin oyun kültürünü değiştirdi. Bütün büyük takımlarda oynayabilecek kapasiteye sahip zaten o seviyede bir oyuncu. Ama sorarsanız bunu alalım diye almaz kimse. Aldılar işte. Adam hakikaten tek başına bir takım. Hamşik'ta nasıl bahsetmiştik? Mertens'i konuşuyoruz. Bu da o tarzda Rize'nin bütün oyun kültürünü hocaya saha içinde çok yardımcı olan bir oyuncudan söz ediyoruz. Tabii Rize'nin galibiyeti falan sürpriz değil ama burada sürpriz olanlar Hatay mağlup olması 3-0. Evet. İstanbulspor ne kadar kaldı. Kötü olsa bile yani düşse bile takır takır top oynuyorlar. Kasımpaşa'nın evinde mağlup olması Konya bunlar. İstanbulspor hocasının Osman Zeki'nin devre arası oyuncularına yaptığı konuşma şey maç öncesi. Yani nasıl motive edeceğiz filan. O işte az önce Fatih Tekke ile Alanyaspor birim şunları bunları konuşurken yayından önce Osman Zeki Hoca da bunu konuşmuş. Oyuncularına demiş ki bak bizimle birlikte bir sürü emekçi var burada. Onlar için kazanalım. Çünkü biz kazanırsak onlar da prim kazanıyor. Onlar için oynayalım deyince oyuncularımın gözlerinde ışığı gördüm diyor. Osman Zeki Hoca'ya da buradan teşekkür edelim. Yani düşmelerine rağmen, haftalar önce düşmeleri garanti olmalarına rağmen çıkıyorlar. Ve çok bütün herkese de takır takır futbolun nasıl oynanacağını gösteriyorlar. Bu futbolcu kapasitesidir. Oyun kapasitesidir. Farklı bir şeydir. Ama oynamak çok önemli. Pes etmediler. Tebrik etmek lazım ama Rize'de oyuncuya bir parantez açıyorum yani. İnsanların gözüne sokmak lazım nasıl bir transfer oluyormuş. Ki o kadar büyük maliyetli de değildi. Değil. Şimdi Trendyol Süper Lig'in 32. haftasının kapanış maçıyla devam edelim. Korendon Alanyaspor'u Galatasaray 4-0 mağlup etti. İlk yarısı ikinci yarısı birbirinden farklı bir karşılaşma oldu hocam. İlk yarıda gol sesi çıkmadı ama ikinci yarı itibariyle Galatasaray yıldız oyuncularının da devreye girmesiyle birlikte hocanın oyuncu değişiklikleriyle birlikte sahadan 4-0 galip ayrılmayı bildi. Nasıl değerlendirirsiniz genel hatlarıyla? Sonrasında tabii ki detaylandıracağımız çok nokta var. Hafta içinde burada konuşmaya çalıştık. Galatasaray-Alanya maçı nasıl olur? Ben bildiğim kadarıyla dedim. Yanlışım varsa düzeltirsiniz. Galatasaray orada mağlubiyetle tanışmadı. Ve daha iyi bir kadrolara sahip olmasına rağmen Alanya'nın hep galibiyetlerle veyahut da beraberlikle geçti. Şöyle bir değerlendirmek lazım. Bunu Fenerbahçe teknik direktörü de söyledi. Galatasaray teknik direktörü de. İşte 10 günde 3 maç oynuyoruz. 2 maç işte 10 günde veyahut da 25 günde tek maç oynadınız. Oynamadınız. Performansınız nerede? 30. dakikalardan sonra. Siz ilk yarıdaki oyunu buna bağlıyorsunuz. Zaten öyledir. Sadece Galatasaray değil Fenerbahçe dedi. 30. dakikadan sonra tempoya alışıyor. Çünkü rakipler tempolu oynuyor. Sen belli bir süreçte haftada ya daha doğrusu 10 günde 2 maça 3 maça alışmış bir takımsın. Devamlı o ritmusun içindesin hep maç oynuyorsun. Maçtan düştüğün zaman ki rakipleriniz sizin çünkü tek maça alışık. Vücut ve çalışma potansiyelleri çalışmaları ona bağlı. Tek maç üzerinden oynuyorlar ve devamlı hazırlar onlar o şekilde. Ama sen öyle değilsin. Sen hep 2 maç oynamışsın. Birdenbire bunlar düşünce bu sefer tek maçı antrenman periyotları farklılık oluyor, planlar farklı oluyor, vücudun senin farklı oluyor, çift maçtan tek maça dönme. Ancak işte 20. 30. veyahut da 45. dakikadan sonra ritmusunu yakalayabiliyorsun. Tabii burada değişikliklerin de önemi var. Sergi'nin ya zaten hazır olması imkansız bir şey. İlk devre sağlı ve sollu Alanya ataklarını gördük. Yani hakikaten iki tarafta. Hem sol bekini hem sağ bekini Galatasaray'ı aldı götürdü. Taşıdınız yani. Orada gol çıkmaması onların meziyetleri. Fakat ikinci devre öyle bir değişiklikler tam olması gerekenler mevkilerinde. Bir de tabii hep burada anlatmaya çalıştık Selahattin. Nedir? Üstad ayaklar sizi bir yerlere istediği kadar oyun içinde gözükmesin ama topla buluştuğu zaman, alan verdiğiniz zaman bunu yazar. Bütün dünya alem biliyor. Ziyech'in topu alıp da o kavisi yaptı mı vuracağını herkes biliyor. Bu sadece biz değil, bütün dünya biliyor. Bunu kanıtlamış bir oyuncu. Oradan iyi vurur dememizle birlikte topa vuran ve onu ağlarla buluşturan Ziyech. Ama sevgili Ceyda, bu sadece Chelsea'de oynadığı dönemlerde fazla. Daha Herenmen'den geliyor bu, alttan böyle geliyor. Azi Akmal'la işte Twente'si mi? Hep böyleydi. Ve bunu biliyorsun, bunu, bu buldu mu pozisyonu, geçti mi, serbest bıraktırır bunu.
size hem pasörlüğünü yapar hem bu şekilde golcülü. Galatasaray tamam, Barış'ın bir farklılığı geldi. Kerem'den ne yazık ki istenilen verim alınamadı. Belki de onun o bir psikoz içinde çok fazla vermek istiyor, performans göstermek istiyor. Ne kadar kendinizi zorlarsanız yapacağınız normal hareketleri de yapamayabilirsiniz. Sevgili kardeşimize buradan da bir tecrübe olarak söylerim. Hiç kendini fazla sıkmasın. Neyse o. Biz ne şekilde başladıysa Galatasaray o şekilde yine temposunu devam etsin. Fazlalıklara gittiği zaman bu sefer istediğinizi yapamıyorsunuz ve tempodan ve oyun takım oyunundan düşüyorsunuz. Onları yaşıyor şu anda. Ki bunu çok tecrübeli orada hocalar var. Başta Okan Hoca. Bunları izah ederler. Galatasaray ikinci devre 45 dakika yani tamamıyla rakibini sürkülese etti. Yani bu gerçek. İlk yarısı ile ikinci yarısı birbirinden farklı bir karşılaşma oldu. Alanya Spor özellikle ilk yarıda golle buluşsa belki farklı bir hikaye de izleyebilirdik. Bu arada siz Fatih Tekke ile bir görüşme de gerçekleştiniz. Dün akşam Fatih Hoca da maçın 19. dakikasında yardımcı hakemle belki girdiği diyalog, belki alanını açması bu sebeple bir kırmızı kartla tribüne gönderildi. Ya önce oyunu bir yorumlayalım. Bence ilk yarı Fatih Tekke Okan Hoca'ya sürklese etti. Bana göre Alanyaspor en iyi oyunlarından birini oynadı. Oradan birkaç gol bile çıkabilirdi. Onu işte az önce hocamın sözünü ettiği şey çok önemli. Oyunu kurarsın, her şey mükemmeldir. Fakat sonuçta oyuncunun becerisine kalıyorsun. Topu oraya sokamayınca Ahmet Hasan'la o top oraya girmiyor yani. Onu söyleyeyim. Dün çok kötüydü Ahmet Hasan bu arada. Ama Alanyaspor ilk yarıda müthiş bir top oynadı. Belki Galatasaray da bunu beklemiyordu. 3 farklı, 4 farklı skor çıksa kimse şaşırmazdı. Öyle pozisyonlar oldu. Galatasaray da gol atabilirdi. Ama ikinci yarı ne oldu? Okan Burun teknik adam farkını gördük. Tabii burada Alanyaspor'un gemisinin kaptansız bırakılmasının da nedeni oyuncu var. Oyuncu kalitesi bir de. O ayrı zaten. Net olarak o var. Fakat ikinci yarı Okan Hoca müdahale için çok beklemedi. Evet. Ne yaptı? Kerem kötüydü. Şey yapabilirdi. Mesela Barış Alper'i oraya çekebilirdi. Başka bir şey yapmazdı. Barış Alper'i Ziyech'i oyuna alırdı. Barış Alper'i Kerem'in yerine alırdı. Devam ederdi. Fakat daha radikal bir değişiklik yaptı. Sabek'i çıkardı. Ziyech'i önüne koydu. Çünkü Ziyech'i önüne koymak demek Ziyech orta saha çizgisinin bu tarafına gelmez. Defans hattına, senin sağına. Orayı sağlam bir adam lazım. Kim o? Kaan Ayhan. Kaan Ayhan'la Ziyech'in arkasını sağlam aldı. Ziyech'le de ön tarafta onun becerilerinden faydalanmanın yollarını aradı. Zaten bir ters top işte Barış Alper'e atılan. Barış Alper'e deli dolu haliyle ki bence Barış Alper'e bir parantez açalım. Her konuşmamızda açıyoruz. Yine biraz daha büyütelim parantezi. Galatasaray bu sezonu şampiyon bitirirse Barış Alper'in enerjisi var ya o enerji sayesinde bitirecek. Yani oynamadığı mevki kalmadı diye biraz egzijere ediyoruz tabii. Pek çok mevkide oynadı. Hiçbirinde en küçük bir vücut dilinde de en küçük bir küskünlük, kırgınlık olmadı. Her fırsatta koştu hocasına sarıldı filan. O duyguyu o hani çok klişedir işte kolej havasını yaşatan bir numaralı oyuncu Barış Alper. Bütün takıma da sirayet ediyor, görülüyor. Hem teknik kadroyla hem oyuncularla kurduğu ilişki Galatasaray'ın en büyük avantajı. Ziyech'i ön tarafa alınca, arkasında Kaan'la sağlama alınca, rakip de kaptansız kalmış. Bana göre hakemin ağır kararıyla. Galatasaray sonuçta ben en baştan beri söylüyorum. Ben iki takımın da aralarındaki sezon finaline kadar puan kaybetmelerini beklemiyorum. Yani hani belki kritik bir beraberlik falan yaşanabilir diye hala onu söylüyorum. Ama o maçı kazananı şampiyon olarak çıkacak bu ligden. Bütün yapı, bütün sistem onu oraya doğru taşımaya çalışıyor. Onu korumak için, bunu itelemek için değil. Sistem, Türkiye'deki futbol düzeni, futbol kültürü, iklimi bu iki takıma final oynatmak istiyor. Yani isteseler de kendi kalelerine gol atsalar, rakip bu sefer kendi kalesine gol atar. O final oynanacak. Çünkü futbolumuzun geleceği, marka değerini falan o tür finallerle yükseltmeye çalışıyoruz. Ama oyunun, hak ediyorlardı. Oyunun kendisiyle ilgili bir derdimiz yok bizim yani. O finali yaşatacağız. Mavilerle yeşiller finalini yaşayacağız. Yani puan kaybı beklemediğimi hep söyledim. Sistem öyle istiyor çünkü. Göreceğiz. Sondan bir önceki hafta o maçın kazananı o sahada şampiyon çıkacak. Arada işte böyle iki tarafı da karşı tarafın konunduğuna dair
söylemler üretebilecek pozisyonlar hep olacak. Dün de oldu. Oyundan önceki gün de oldu. Önümüzdeki hafta da olacak. Biraz çünkü bizim derdimiz futbol var, değil. Hakemi uygulaması o tartışmaları biraz olsun bastırdı. Kazanınca öyledir Ceyda. Kaybedince görelim. Ya biz kazanınca hepimiz hoşgörülüyüz. Kaybedince gerçek yüzlerimiz ortaya çıkıyor. Peki varlık bir şey var mıydı? Çok böyle. Bizim Türk hakemlerimiz de verirdi. Fener maçından çıkarsa iki tane pozisyonda. Hocam verir miydi bilmiyorum. Bence bir artık çok emin olamıyorum. Tabii. O verilirdi yani. Orada da o çağrılırdı o. Tabii. Çünkü çok aşikare bir şey. Bunu da eğer yapmıyorlarsa o vakit hepimiz şapka çıkarmamız lazım yabancı varın gelmesine yani zaten çok göz göre göre olan gelmedik bir şey. Mi? Efendim? Zaten o yüzden bu noktaya ama gelmedik. Ama bu aşikariydi yani onda. Burada penaltı durumu belli. Penaltı olmayan tabii, durum tabii. Belli. Bunu eğer var yapamıyorlarsa onun hakemliğini almak lazım. Kimse o dönem. Bu arada Ceyda söyledi onu da arada geçelim. Rejide kim var Ceyda? Serkan abi. Şeyi yazabiliriz yani ben çok küfür etti falan denince ben Fatih'in küfreden biri olduğunu düşünmüyorum. Yani o pozisyonda küfür hali yoktu. Fatih'e gece ulaştım. Yani sağ olsun da aradık konuştuk. Dedim kaptan ne oldu falan. Ya dedi hakeme bak yazdığını söylüyorum. Hakeme neden bayrağını kaldırmıyorsun dedim. Başka hiçbir şey demedim dedi. Neden bayrağını kaldırmıyorsun? Bunu arkadaşlar yazabilirse iyi olur Ceyda. Serkan Aydın editörümüz, yönetmenimiz Serkan. Güven şimdi ilgileniyorlar. Evet. Sadece neden bayrağını kaldırmıyorsun diye Fatih yan Tekke'nin açıklaması söyledi. Bu şekilde. Ama diyor Fatih onu da ekliyor. Sonra diyor alanımı bayağı ihlal ettiğimi sonradan fark ettim diyor. Hatta maç öncesi dördüncü hakeme dedim ki diyor Fatih. Ya hocam ben bazen kaptırıyorum oyuna kendimi. Alanımı terk ediyorum. Sen beni uyarırsın. Yani Fatih kendisinin neler yapabileceğinin de farkında olarak dördüncü hakeme de bir sportmence bir konuşma geçmiş arasında. Şimdi soru şu, Fatih Tekke alan ihlali yaptı, yan hakeme de bayrağını neden kaldırmıyorsun dedi. Böyle bir eylem sonrası Türkiye'nin herhangi bir yerinde herhangi bir teknik direktör sahadan atılır mı? Yani Alanyaspor zayıf bulunduğu için mi Fatih Tekke atıldı? Kötü bir şeyler çıkmadıysa sarı kartla cezalandırılır. Yani çünkü hocam şeyi kaçırıyoruz ya bu bir oyun. Hakemlerin birinci görevi elbette ki yazılı kuralları uygulamak. Ama başka adı yazılmayan bir kural da var. Yani mümkün olduğu kadar her iki takımı da bütün unsurlarıyla sahada tutmaya çalışacaksın. Sevgili kralım bildiğim kadarıyla sahanın içine girmedin mi bir şey olur. Bu taraflara biraz açılabilir. Çok kişiler yapıyor. Yabancılar da yapıyorlar. En fazla sarı kartla. Çünkü içeri girdiğin zaman tamam kırmızı kart. Belki hiç kendini kaybetmişindir. Öyle bir şey de oldu zaten. Sahaya bastı onlar diye. Onlar oluyor. Ya topu Abdullah dışarıda hocam. Tutabiliyorsun ediyorsun. Oluyor bunlar. Fatih Hoca da yaşadı bunu. Çünkü evet. İçeri, bunlar var. Ama bu kadar ihlalden siz kötü bir şeyse bir gün maçtayım. Almanca bir şey söyledim hakeme. Fat geldi. Ben dedi Almanca biliyorum. Almanca konuşuyor. Dikkat et dedi. Atarım seni dedi. Dedi kusura bakma. Tamam. Evet. İstenmeyen bir şeydi söyledim. Hocam dakika 18 herhangi bir gerilme yok. İki takım da top oynamaya çalışıyor. Zevkle izliyoruz. Galatasaray da sonuçta oraya beraberliğe gitmemiş. Kazanmaya oynuyor. Hiçbir sorun yok oyuncular arasında. Hakemine neden bayrağını kaldırmıyorsun dedi diye tak attın Fatih Tekke'yi oyundan. Cihan Aydın ayıp ettin. Aynı şeyi Telekom'da Okan Buruk yapsaydı Okan Buruk'u atabilir miydi? Hepimiz cevabını biliyoruz. Zaten Türkiye'nin sorunu bu. Şimdi hakemler, yan hakemlerin neler söyleniyor, neler konuşuluyor. Yaşıyoruz, yaşadık ve yaşıyoruz da hala. Biliyoruz da. Senin söyleminden yola çıkıyorum ki tabii. Fatih'te tanıdığımız kadar, bildiğimiz kadar dürüst bir çocuktur. Özü sözü bir de takte söyler. %100. Bildiğim kadarıyla. Derdiyse de abi ben bunları söylediğimi hak ettim derdi. Derdi yani o tarzda birisi. Hakem atıldıktan sonra bir şeyler söylemiş zaten. O farklı onlar söylüyor. Çıkana kadar neler söylüyor. Ama bakalım hakem raporunda ne yazacak çok merak ediyorum. Ne yazarsa yazsınlar ben sabaha kadar tekrar yatıp ertesi sabaha kadar Tekke'ye inanırım. Çünkü hakemleri kişisel Fatih saygısızlık yapılmadıktan sonra konuşma olarak da yapılmadıktan sonra biraz tolere edilmesi gerekiyor. Bilhassa bu şekilde ama içeri girdi mi? Dakika 19 hocam. Dakika 19 ve bayrağını neden kaldırmıyorsun dedi diye bu ülkede bir teknik direktör sahadan atıldı. İzleyeceğiz Cihan Aydın'ı da. Kaldı ki Cihan Aydın'ın kötü bir maç yönettiğini falan düşünmüyor. Yo, güzel bir virgül koyalım mı? Evet. Bir hemen Ümraniye'ye gidelim. Beşiktaş basın açıp bir antrenman gerçekleştiriyor. Ekip arkadaşımız Furkan Yıldız o noktada. Bakalım bize neler aktaracak.
Ceyda çok teşekkürler sana ve konuklarına yayınlar diliyorum. Ben de Beşiktaş, Ümraniye, Nevzat Demir tesislerindeyiz. Siyah beyazlar Cuma günü ligde karşı karşıya geleceği Ankara Gücü maçı hazırlıklarını devam ediyor. Öncelikle önemli iki haberle başlayalım. Beşiktaş'ta belki de sezonun öne çıkan bu olumsuz anlamda tarihi sezonun belki de performans olarak iki önemli ismi Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve Mert Günok sakatlıklarından dolayı Cuma akşamı oynanacak olan ligdeki Ankara Gücü mücadelesinde forma giyemeyecekler. Bu sıcak gelişmeyi paylaşalım izleyicilerimizle. Şu parantezi açalım. Hem Semih hem de Mert'in 23 Nisan tarihinde oynanacak olan kupadaki Ankara Gücü karşılaşmasına yetiştirilmesi hedefleniyor. Salih Uçan Beşiktaş'ta uzun süredir formasından uzaktı. Salih de bireysel olarak çalışmalarına devam ediyor şu anda antrenmanda. Milli futbolcu bireysel olarak takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Yine Artur Masuaku bireysel çalışmalara başladı. Dönüşü noktasında Artur Masuaku'nun hedeflenen plan, hedeflenen program kupadaki Ankara Gücü mücadelesinde kadroda olması yönünde. Antarević ile ilgili Beşiktaş Kulübü geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlamıştı. Hırvat futbolcu ülkesinde bir ameliyat, bir operasyon gerçekleşti. Ve sezonu kapatmıştı Antarević. Onun da yine antrenmanda olmadığını ekleyelim. Ve Onur Bulut bireysel çalışmasını sürdürdü takımdan ayrı olarak. Ve Omar Koli de yine Beşiktaş'ta bireysel çalışmalara devam etti takımdan ayrı olarak. Serdar Topraktepe yönetiminde Beşiktaş çalışmalarına devam ediyor. Yılpor Samsunspor mücadelesi sonrasında Beşiktaş'ta Fernando Santos'ta yollar ayrılmıştı. Siyah beyazlar sezonun geri kalan bölümünde de teknik direktörlük görevini Serdar Topraktepe'nin yöneteceğini açıklamıştı. Antrenman öncesinde burada hem Beşiktaş futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba hem de futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Feyyaz Uçar basın mensuplarıyla bir kısa sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Fernando Santos konusunda şu ifadeler kullanıldı. Aslında göreve geldiğinde çok iyi bir başlangıç yapmıştı ama sonrasında sahadaki oyunla beklenti örtüşmedi ve futbolda bu gibi ayrılıklar var. Beşiktaş'ta arka arkaya 5 lig maçından galibiyet alınamadığı bir noktada her teknik direktör için bu durum çok normal dedi. Hem Feyyaz Uçar hem de Samet Aybaba yapmış olduğu açıklamada. Şunu da aktaralım. Önemli bir açıklamaydı. Samet Aybaba'dan geldi bu açıklama. Sergen Yalçın konusu hem Beşiktaşlıların hem tüm futbol severlerin çok merak ettiği bir konu ve Beşiktaş'ta kuşkusuz her teknik direktör gündemi oluştuğunda doğal adaylardan birisi de Sergen Yalçın oluyor. Kış döneminde Fernando Santos'un göreve geldiği dönemde de yine Sergen Yalçın'ın ismi oldukça fazla zikredilmişti Beşiktaş'ta kamuoyunda. Samet Aybaba çok kesin bir dille Sergen Yalçın'la herhangi bir görüşme yapmadıklarını ve Sergen Hoca'nın, Sergen Yalçın'ın şu an çalıştırdığı bir takım olduğunu ve bunun da etik olmayacağını ifade etti Samet Aybaba ve şu anda da Sergen Yalçın konusundaki dedikodulara böyle noktayı koymuş oldu aslında Samet Aybaba. Tabii ki sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe görevde olacak ama yeni sezonda nasıl bir teknik direktör profili olacak Beşiktaş'ta, arayışlar ne yönde? Bu da kuşkusuz en çok merak edilen konulardan birisi. Son edindiğimiz bilgiler, aslında yapmış olduğumuz konuşmalar sonrasında biraz daha yabancı teknik direktör tercihi ön planda gibi gözüküyor Beşiktaş yönetim kurulu içerisinde. Fernando Santos'un göreve geldiği dönemde yaklaşık 20'ye yakın teknik direktörle görüştüklerini açıkladı Feyyaz Uçar. Ve tabii bu teknik direktörler arasında hem kadronun durumu hem Beşiktaş'ın puan tablosundaki durumu birçok teknik direktörün bu sebeplerden dolayı Beşiktaş'a gelmeyi kabul etmediğini de ifade etti Sayın Uçar.
yaz transfer döneminde çok daha farklı, daha doğrusu özür diliyorum, düzelteyim. Sezon sonunda, sezonun bitimiyle beraber teknik direktör noktasında Beşiktaş'ta çok daha pozitif bir hava, bir gündem oluşmasını beklediklerini de aktardı Sayın Uçar. Az önce yapmış olduğu sohbet toplantısında transfer konusunda teknik direktörden bağımsız olarak nasıl bir politika izleyecekleri soruldu hem Samet Hoca'ya hem de Feyyaz Hoca'ya. Bizim hem takıma katmak istediğimiz futbolcu profili hem de takımın başına getirmek istediğimiz teknik direktör profili aslında belli. Bu doğrultuda, bu beklentilerimiz doğrultusunda örtüşen hem futbolcu hem de teknik direktör arayışlarımız devam ediyor dedi yine Samet Aybaba yapmış olduğu açıklamada. Beşiktaş'ta tabii ki yabancı sayısı çok düşündüren noktalardan birisi. Siyah beyazlarda Joe Worrell ve Raşit Gezal'la beraber şu an kadroda 19 yabancı futbolcu var. Bu sayının bir hayli düşmesi gerekiyor yeni sezon öncesinde planlamada. Bu anlamda Beşiktaş adına, yönetim adına yaz transfer döneminde belki de asıl düşündürücü nokta gelecek isimlerden ziyade gidecek isimler noktasında ne gibi bir tasarrufa gidecek Beşiktaş? Bu da oldukça merak edilen konu. Serdar Topraktepe'den bahsetmiştik Serdar Hoca. Beşiktaş taraftarı aslında o 3 maçlık süreçte taraftar noktasında, taraftar nezdinde takımın ortaya koyduğu performans çok fazla beğeni almıştı Beşiktaş'ta. 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşamıştı Serdar Topraktepe o geçiş döneminde. Fernando Santos'tan önceki süreçte deplasmanda Hatay Spor ve Çaykur Rizespor karşısında alınan galibiyetler son aylarda, son süreçte hep taraftarlarla da konuştuğumuzda aslında Serdar Topraktepe döneminde ortaya konan futbolun belki de son aylardaki en pozitif futbollardan birisi olduğunun altını çiziyordu her fırsatta Beşiktaş taraftarı ve Serdar Topraktepe noktasında bir beklentisi vardı siyah beyazlı camianın. Tabi sezonun geri kalan bölümünde özellikle Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın çok önemli bir hedefi var. Siyah beyazlar bu sezon ligde ve Avrupa'da hedeflerinin çok uzağında kalmıştı ama Ziraat Türkiye Kupası'nda bu kadar kupaya yaklaşmışken kupayı müzesine götürmek istiyor Beşiktaş. Ve 23 Nisan tarihinde de Türk ulusu içinde oldukça tabii özel bir tarih 23 Nisan ve başkentte Ankara'da Ankara Gücü ve Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya gelecekler. Ben bağlantımın başında aktarmıştım Ceyda izninle. Bir kez daha sakatların durumunu tekrar edeyim. Yayını yeni açan izleyiciler, dinleyiciler için Beşiktaş'ta sakat isimlerde, sakatlıklarda son durum şu şekilde. İki üzücü haber var Beşiktaş taraftarı için. Semih Kılıçsoy ve Mert Günok sakatlıkları sebebiyle şu anda da antrenmanda yok bu iki isim ve cuma günkü ligde oynanacak olan Ankara Gücü mücadelesinde hem Semih hem Mert forma giyemeyecek. Hedef kupadaki Ankara Gücü mücadelesine hem Semih'in hem de Mert'in yetiştirilmesi yönünde. Salih Uçan bireysel çalışmalarına devam ediyor. Yine Omar Koli, Artur Masuaku, Onur Bulut takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalarına devam eden diğer isimler Beşiktaş'ta ve Anterebiç'te sezon başından bu yana aslında çok da fazla varlık gösterememişti Beşiktaş'ta. Çok fazla beklenti vardı ama o beklentilerin çok altında kaldı Rebiç'in Beşiktaş dönemi. Bir sakatlık yaşamıştı. Belinden yaşadığı bir sakatlık vardı Hırvat futbolcunun ve ülkesinde bir operasyon geçirdi. Sezonu kapattı. Belki biraz yoruma girecek ama yeni sezon kadro planlamasında yok Ante Rebiç. Bir anlamda belki de bu sakatlıkla beraber Beşiktaş adına da, Rebiç adına da özür diliyorum. Beşiktaş dönemi, Beşiktaş kariyeri de bitti diyebiliriz. 33. hafta mücadelesinde Beşiktaş Ankara Gücü'nü konuk edecek İstanbul'da Dolmabahçe'de. Cuma akşamı saat 20'de oynanacak mücadele. Bir kez daha aktaralım. Biz Beşiktaş'ta
takıma dair son durum, kadroya dair son durum ve tabii ki Beşiktaş'ta şu an gündemin bir numaralı ana maddesi yeni teknik direktör konusu. Siyah beyazlardaki son durumu özetlemeye çalıştık. Nevzat Demir tesislerinde de bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz Ceyda. Buradan Nevzat Demir tesislerinden bir sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Evet, açıklamalar bu şekilde. Açıklamaların özellikle Samet Aybaba'nın yapmış olduğu açıklamaları Furkan Yıldız ekip arkadaşımız bizimle paylaştı. Antrenmandan görüntüleri de canlı yayında sizinle paylaştık. Samet Aybaba özellikle Sergen Yalçın konusuna bir açıklık getirerek Sergen Hoca ile bir görüşmemiz olmadı açıklamasını yapmış basın mensubu arkadaşlarımıza. Yeni sezonda hem Beşiktaş'a, camiaya uygun hoca ve futbolcu profilleri üzerinden gideceklerini de ifade etmiş. Daha çok yabancı bir hocayla önümüzdeki sezon yine bir yol birlikteliği olacak gibi görünüyor Beşiktaş'ta Selahattin. Vallahi bir sezonda 6 hoca oldu galiba. Evet. Hep söyleye geldim. Yani Beşiktaş'ın sorunu teknik direktör değişimiyle çözülecek bir sorun değildi. Dediğimizde Şenol Güneşçilik'le itham edildi ki hiç öyle bir halim yoktur. Hocanın da bir sürü eleştirilecek tarafı olduğunu hep söyledim, söylüyorum. Ama Beşiktaş'ın sorunu öyle bir sorun değil. Beşiktaş'ın yapısal sorunları var. Hala onun yapısal sorunlar devam ediyor. Alayı valayla bir hoca daha getirdik. Onu da yedik hep birlikte. Gönderiyoruz. Yönetim dün açıklama yapmış. İşte totalde 2 milyon euro bile değil yani bütün maliyeti. 800-900 bir yere işte 600 yani 1,5-2 milyon euroluk bir maliyetle bu işten sıyırdık diyerek buradan da kendine bir başarı payı çıkarmaya çalışan bir yönetim görüyoruz. Yani bu kulüpler böyle yönetilemez. Böyle yönetilirse birkaç seneye kalmaz hepsinin başına başka kurum isimleri gelebilir. Satıldığını görebiliriz kulüplerimizin. Şu an gidişat da o yönde gidiyor zaten. Ortalama 10'ar milyar borç var her 4 büyük kulübünde. İşte birinin 7, birinin 12 filan. Hala milyon euroluk oyuncular kovalıyoruz. Ve gelir belli. Yani senin gelirin ne yapsan ağzınla kuş tutsan, ağzınla tuttuğun kuşu yine ağzınla kebaba çevirsen yani pişirmeyi becersin. Bir şey değişmiyor. 1 lira gelirim var. Hepsi o kadar yani. Harcaman ne kadar? En az 10 lira. Nereye kadar gidecek bu? Yani yapısal sorunları çözmeden, hani Beşiktaş için yapısal sorunları var diyoruz da diğer kulüplerimiz de aynı. Tabii. Onlar henüz yüzleşmediler. Beşiktaş en erken yüzleşenlerden biri oldu. Trabzonspor mesela işte Abdullah Avcı'nın tekrar dönüşüyle o yüzleşmeyi biraz geciktirdi. O da zorunlu olarak yaşayacak. Mavilerle yeşillerin mücadelesi sona ersin. Onlardan biri şampiyon olacak. Olamayan da bazı şeylerle daha erken yüzleşmek zorunda kalacak. Ya bu pasta 10 liralık bir değer üretiyor. Bizim harcamamız 100 lira. Nereye kadar? Yani kim yani sürekli borçları ertele, geleceğini sat, arazilerini sat. Yani bu kulüpler sizlere, bizlere baba mirası olarak verilmedi ki. Çocuklarımızın emaneti evet. Ya. Siz bu kulüpleri yok ediyoruz. Niye? Amaç ne? Şampiyon olacağız. Oluyorsun şampiyon, oldun yani. Ne oluyor? Her şampiyon olan takım 3-5 yıl kendini toparlamaya çalışıyor. Peki hemen hocam size de sormak istiyorum. Samet Aybaba Sergen Yalçın'la bir görüşmemiz olmadı ifadelerini kullanmış basın mensubu arkadaşlarımıza. Tribünlerinde bir Sergen Yalçın tezahüratı vardı son evet. Karşılaşmada. Ama görünen o ki daha çok bir yabancı profil üzerinde duruyor şu an için Beşiktaş yönetimi. Vallahi tabii şu anda Beşiktaş'ın en düzgün tarafı diyelim, en de sağlam tarafı taraftar arkasında hep duruyorlar. Öyle. Taraftarlar. Ben en son maçta da oradaydım. Oyun olarak hiçbir şey diyemezsiniz ama şimdi Beşiktaş'ı şöyle yatırmak lazım. Belki de hiç kimse konuşmadı. Geçenlerde tek konuşan ben diye düşünüyorum. Sayın Ahmet Nur Çebi bıraktığında 13. hafta 9 puan fark vardı arada. Fenerbahçe'yle. Ondan sonrasını düşünün. Oradan buraya geliş ne şekilde gelindi? Bunu bir yatırmak lazım. Futbol iyidir, kötüdür de aldığınız transferler, 2 transfer, 30 milyona yakın paralar. Bakın 9 puan fark olan bir takım 13. hafta bırakıyor yönetim, yeni yönetim geliyor, arada 30 puana yakın bir açılma var, makas var. Ama hocam o kadar puan farkı olacağını öngörebiliyorduk şimdi zaten. Sevgili ya benim için sürpriz değil. 30 puan farkı çok acayip bir fark. Çok evet, çok çünkü diğer iki kadro acayip. 10 puan olabilir.
12 olabilir, 8 olabilir ama büyük bir takımın, büyük bir camianın bu kadar çok bir birdenbire yok olması, yani yok, puan olarak yoksunuz. Alacağınız oyuncular belli, zaten transfer yapacaksınız. O şekilde geldiniz. Belki Beşiktaş'a 3 tane 4 tane akıllı bir şeyler yapılmış olsaydı belki gene 9 puan kalırdı arada. Belki de 10 puan kalırdı. Ama bu kadar uçurum olmazdı. Bir de bunu düşünmek lazım. Şimdi Beşiktaş bekleyen esas en büyük tehlike yeni sezonda ne tarzda bir transferler oluyor. Çok fazla transfere ihtiyaç var. Bunun altını anlatsa. Bakın şimdi bir de hoca olayı çıktı başınıza. Hocayı alacaksınız. Hoca olayı, 19 yabancı var, göndermen gerekiyor. Yani tekrardan biz Beşiktaş'ı şu anda analiz etmeye veyahut da konuşmaya çalışırsak çok yanlış yaparız. Trabzonspor da aynı şekilde. Evet. Sezon bitecek, ondan sonra göreceğiz. Ondan sonra bizim yani bütün kamuoyuna ne söyleyecekler, ne sunacaklar, neleri getirecekler. Trabzonspor'da ne var? Hoca var. Hocanın düşüncesi altında futbolcuların listesinde onlar gelecek. Ama bu tarafta hoca yok. Bu tarafta işte sizin Hummels'i gidip izlemeniz falan bir şey ifade etmiyor. Sen ne bekliyorsun? Zeydan'ın sorusu ya. Yerli mi yabancı mı? Senin fikrin ne? Şimdi bir tarafta taraftarın sevgilisi var, yerli. Sergen Hoca, ama Sergen Hoca'ya da şöyle bir parantez açacaksınız. Tamam, şampiyon oldunuz ama ondan sonra da size istediğiniz oyuncuları getirdiler. Dünyanın sayılı bilinen oyuncular geldi. Sonra bırakmak mecburiyetinde kaldınız. Evet. Şimdi gidip orada o tarafta, burada çok önemli. Bakın hep üst seviyedeki oyuncular, işte onun için Rize'nin örneğini verdim. O oyuncu burada her takımda oynar, bir dört büyüklerin. O tarzdaki oyuncularımı bulup getireceksiniz daha ucuz maliyette. Bir tane iki tane atın araya. Ama 5, 6, 7, 8 bu tarzda getirdiğiniz zaman sonu hüsran oluyor. Burada Sergen Hoca da gelse tekrardan bir yapılanma olacak. Ve 2-3 tane değil Ceyda. Çok fazla bir oyuncuya ihtiyaçları var. Tekrar Şenol Güneş'in kapısını çalmasınlar hocam. Ya bir şeyler yazılıyor, ediliyor ama ben bilemem yani. Görüyor musunuz sizce? Bilmiyorum. Duyduğum için söylüyorum. Beşiktaşlı arkadaşlarımız var. Görüşüyoruz. Yazıyorlar öyle. Bazıları diyor ya. Gelir mi hoca? Yine ayıp ettik hocaya filan. Hoca gelir mi? Hoca gelir mi? Bakın. Bilmem. Şu anda bilmiyorum yabancı hocam. Hoca için de, yerli hoca için de Beşiktaş, şöyle söyleyeyim, yanlış bir cümle kurmayalım, çok sıkıntılı bir döneme girecek. Bakın tekrardan bu kadroyu dağıtacaklar. Dağıtacaklar bu kadroyu. Yeni bir oyuncular gelecek. Trabzonspor'da aynı. Trabzon, yani onlar zaten... Aynı hocam, oradan da bir sürü oyuncu gidecek. Bir sürü oyuncu doğru gelecek. Doğru planlamayla neden olmasın hocam? Şimdi Beşiktaş'ı... Doğru planlamayı yapman için... Doğru planlama için doğru adam bulmak lazım. Doğru hoca bir karışmayacaksın ona. O adam o işini nasıl, yani ne bileyim, zor bir süreç bekliyor ama Beşiktaş o zor süreçlerin altından da kalktı biliyorsun, o Pepe'lerin falan geldiği dönemde. O değildi altında. Hocam. Yani Ceyda da tam bir yere giriyordu, araya girdim. biz futbol severiz. Futbolu seviyoruz ya. Dün mesela o kadar goller oldu. Bence maçın en güzel şeyini söyleyeyim. Mertens'in sağ dışı vuruşu nasıl evet, oldu hocam? Dışında böyle. Ya, öyle bir gol atamadan hayatımız bitti bizim de. Gerçi o da olmadı da. Hazır tekrar şu maça dönmüşken bir maç sonuna gidelim. Açıklamaları ekrana getirelim. Okan Hoca neler söylemiş maçın ardından izleyelim. Evet, teknik adamların açıklamaları bu şekilde. Okan Hoca, tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Gol çok fazla şeyi değiştiriyor. Golün ardından performansımız arttı ifadelerini kullandı. Ve oyuncu değişiklikleri tabii, Okan Hoca'nın yapmış olduğu hamleler. Bireysel performanslara da birazdan değiniriz hocam ama siz Okan Hoca'nın hamlelerini nasıl? Oyuncu değişiklikleri zaten oyunu değiştirdi. İlk devrede Alanya'nın iki tane açığı cirit attılar. Ondan sonra oyuncu değişiklikleri bilhassa... Hocam iki açıkta çizgiye basınca oyun boyu çok genişledi. Açıldı. Ama mesela dün Nelson gayet top oynadı. Şimdi Nelson şöyle diyelim, eğer Ferdi gireceksek Nelson... nasıl anlatayım sana, kavgacı bir topçu. Evet. Bizim sevdiğimiz topçu. Böyle Sanchez gibi değil. Ya, Sanchez çok farklı bir topçu. Tabii, tabii. O oynayan, o neyse. Şimdi Ziyech'in girmesi bu sefer dıştan gelen, arkadan gelenin de çıkmasını engelledi. Oyunlar bu sefer Yusuf'u kilitledi. İşler neye gitti? Ferdi yeteneklere gitti. Elinizdeki kalite farkı burada çözüldü. Hakem için hakikaten bir şey söyleyemeyiz. Dün iyi bir maç yönetti. Tabii. Genelinde ama biz tabii alt taraftakileri bilmiyoruz. Sadece büyükleri seyrettiğimiz için. Mesela İstanbulspor'a ne şekilde hakem hataları oluyor. Ne bileyim Samsun'a nasıl, onlar farklı. Onlar çünkü çok gündemde olmuyor. Biz hep buralardayız. Onlar ötekiler hocam. Aynen ya. Galatasaray'ın elinde bir de şimdi var, şu var. Galatasaray tabii, Galatasaray gibi takımlar. Fenerbahçe, Galatasaray. Bunlar kolektif top oynamayı da çok iyi biliyorlar. Takım oyununu çok iyi biliyorlar. Yani
Bu da var içinde. Ligimiz sınırları içinde kalma kaydıyla diyelim. Ama ben zaten her vurgulamam benim odur. Biz kendi aramızdan konuşuyoruz. Hani kendi ligimizden bir genç adam dinliyordur. Mahmut Hoca ne diyor filan. Teknik direktör adayıdır. Kafası karışmasın. Biz kendi ligimiz için konuşuyoruz. Yoksa bu futbolcular da kendi ligimizden. Hepsi kendi ligimizden. Bunlar şimdi burada iki takımlar başarılı ya. Bunlar hakikaten kolektif oynamasını çok iyi bilenler. Şimdi ne oldu? Antalya Galatasaray'a karşı bir direnç gösterdi ama sonuç Galatasaray hop götürdü. Kasımpaşa çıktı bir direnç. Eyvah oluyor mu gidiyor mu diye düşünüldü. Gene çıktı bir iki kişi hop işi bitirdi. Dünkü maçta da devreden sonra iki değişiklik yapıyorsunuz. Oyunun bütün geneli değişiyor. Şimdi siz hangisinde uğraşacaksınız? Öbür tarafta Fenerbahçe'de aynı. Şimdi hepimiz böyleyse Seyahattin. Ya bunlar ne zaman takılacak? Bir takılsa da bir şeyler konuşsak mı? Abi takılma şansları yok. Yok. Yok yok. Kötü gibi oynasan, kötü gibi oynasan bile birisi çıkıyor. Öbür tarafta Ceko çıkıyor, bitiriyor. Şimdi bileyim Szymański çıkıyor. Burada zaten Icardi her zaman. Baksana dün Barış'ın yaptıklarına. Ya deli çocuk bu. Çılgın bir çocuk. Deli emin ol. Futbolu buna şey yapmayacaksın. Sınırlamayacaksın buna. Emin ol. Bırak serbest bırakacak. Serbest bıraktığı zaman da bunları her zaman yaşarsın. Çok zor mark edilmesi bir oyuncu. Ne zaman ne yapacağı belli değil. Herhalde reklama geleceğiz. Evet, bir araya kısa gidiyoruz. Bir araya gidiyoruz. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Spor Ajansı'na devam ediyoruz. A Spor ve A Spor Radyo ortak yayınında Selahattin Kınalı ve Mahmut Alparslan'la birlikte hem Trendyol Süper Lig'de 32. haftayı hem de takımlarda yaşanan son gelişmeleri konuşuyoruz. Galatasaray'da Okan Hoca'nın açıklamalarını araya gitmeden önce ekrana getirmiştik. Okan Hoca özellikle gol çok fazla şeyi değiştiriyor. Golün ardından performansımız arttı dedi. Dün akşam bugün yazılı basına baktığımızda da en çok konuşulan isimlerin başında Okan Hoca geliyor. Okan Hoca'nın dokunuşları geliyor. Hakim Ziyech'in performansı geliyor. Nelson'un performansı geliyor. Biraz bireysel performanslarla ilgili nasıl bir giriş yaparsınız? Nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Ya, bireysel performans diye başlarsak Barış Alper dememiz gerekiyor. Herkesin öyle demesi gerekiyor ama Okan Hoca'nın da bireysel performansı iyiydi. Evet. Yani oyunun ikinci yarıdaki başlangıç müdahalesi. Belki sonuç alamasa diyecekti ki İşte zaten Alanya Yusuf'la sürekli geliyor sol bek çocukla. Sen niye oraya yumuşak bir adam aldın diyecektik bu sefer. Golü yemiş olsaydı, maçı kaybetmiş olsaydı. Ama bir hamle yaptı ve hamlenin de karşılığını aldı hoca. O anlamda bence bireysel performans olarak en iyi performansı hoca gösterdi. İki hamle yaptı oraya. Bir hamleyle iki hamle yaptı. Evet, evet hocam. Ama tabii oyunu döndüren Barış Alper'in topu çekerek gösteri gösteri oraya vuracağını göstermesiydi. Barış Alper solda çok oynamıyor. Ben Barış Alper'i Keçiören'den beri izlediğim için Barış zaten orada oynuyordu. Oradan gelirdi. Keçiören'in öyle bir alışkanlığı var. Sağ kenarda değil yani. Daha çok sol kenarda oynardı. Trabzonspor'a o zaman önerdik alın bunu diye. Onlardan çok varmış orada. İstemediler. Şimdi Barış yine bir planya ihtiyacı duyuyor. Yani keresteleri düzenleyen bir makine vardır marangozlarda hocam. Barış'ın birçok eksiği var. Fakat öyle bir artısı var ki %100 sadakat, %100 cesaret, %100 adanmışlık. Çılgınlığı. Çılgınlığı saymıyorum. Sonuçta Rizeli bir çocuk yani. Zaten doğal olarak çılgın doğuyor. Hayata çılgın başlıyor. Çok pozitif de bir çocuk. Potansiyeli var. Eğer o tortularından kurtarabilirse oyununu, bazen çünkü çok öyle bir adammış ki kaybediyor kendini. Değiştirmeyecek. Öyle bir mücadele ediyor ki. Mesela Barış Alper gibi 5 tane adamın olsun. O tinette. Defansta önde arkada. Yanına da 6 tane düz adam koy. Yine şampiyonu oynatır. Hoca da seni çıldırsın. Evet. Onun dışında şeyin performansı da iyiydi. Bence. Icardi topsuz oyunda da yapılması gerekenleri yapıyor. Icardi'nin performansında bir düşüş olduğu söyleniyor. Biraz eleştiriliyor. Bu konudaki yorumunuz ne olur? Kilosundaki artışa paralel olarak bir performans düşüklüğü, bir fizik eksikliği var ama oyun zekası oyunu arkadaşları için kolay hale getirme anlamında Icardi'nin de en az Mertens kadar katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray'da kişisel inisiyatif alıp skora etki edecek adam sayısı çok. Şimdi Okan Hoca'nın konuşmalarını dinliyoruz. Ne diyor Okan Hoca? İlk yarı zaten Alanyaspor'un hakkını teslimi diyor. Açık açık söylüyor hoca. Bizden iyilerdi diyor. Gol de yiyebilirdik. Fakat ikinci yarıya dair söylemlerinde hocam şunu söylüyor. Gol attıktan sonra oyun değişti diyor. Bu neyin itirafı? Gol atana kadar sıradan bir takım gibi oynuyoruz. İnisiyatif koyamıyoruz.
Aslında bu neyin itirafı? İşte bir takım oyununun olmayışının itirafı. Yani sen kişisel performanslarla, Türkiye Ligi'nde herkes böyle yani, sırf Galatasaray için söylemiyorum. İyi oyuncuları alıyorsan onların günlük performanslarıyla o günün kazananı oluyorsun. İşte o kazanımlı günler sayısını artırdıkça da şampiyon oluyorsun ya da ikinci oluyorsun. Niye bu? Hep söyleye geldiğimiz şey ne? Türkiye'de herhangi bir takımın, milli takım en başta, bu Türkiye'ye özgü bir futbol oynuyor dedirtecek bir oyun kimliği yok. Hiçbir takımın takım kimliği yok. O yüzden geliyor Sparta Prag sana 3-4 atıp gidiyor senin bütçenin 5'te 1'iyle. Niye? Onun bir oyunu var, takımı var. Şimdi Okan Hoca'nın bu itirafını çok samimi bir şekilde yapıyor. Okan Hoca yani bizleri kandırmak için yapmıyor bunu. Belki benden çok o dertleniyor. Niye bir takımı inşa edemiyoruz diye. Çünkü sistem sana bunun için izin vermiyor. Sana bir alan açmıyor. Diyor ki geldin al sana bu adamları da aldık şampiyon yapacaksın. Yapamazsan bay bay. Yapsan bile bazen bay bay. Ne yapacak hocam? Futbolun sorunlarını mı çözecek? Aidiyet içinde olduğu camiayla birlikte sezon sonunda rakiplerle eğlenmesini de sağlayacak olan şampiyonluğa mı koşacak? O da zaten... Carpe diem derler ya hocam, şimdinin gücü yani. Gücü. Şimdiyi yaşıyorsun. Tamam, şimdi her sene şimdiyi yaşıyoruz. Bir sürü para harcadık şampiyon olduk diye, bir sürü adam aldık sezon başında. Hiçbirinin takıma bir faydası olmadı. Eğer Hakim Ziyech'in dünkü katkısından bahsedeceksek, pardon da onu Barış Alper de yapıyor zaten, maç kopmuştu. 0-0 iken atmadı Hakim Ziyech golü. Bize Hakim Ziyech Sparta bırakmasında lazım. Nerede? Ya sakat ya işte gönülsüz oynuyor filan. Yani o kadar kötü işler yapıyoruz ki Okan Hoca 4-0 kazandığı bir maçın sonunda yaptığı konuşmalarla bize bunu anlatıyor. Ama biz o tarafında değiliz. Nasıl yendik ama? Çok güzel yendiniz. Tamam yendiniz. Sonrası? Edirne'den öteye hikayemiz yok ya. Yani bu tarafa da gidiyor olsak CFMF Asya Kupası'nı orada da olmayacak. Çünkü dünyanın her yerinde bilimsel çalışmaya, ekip çalışmasına önem veren insanlar yaşıyor. Teknik adamlar, yöneticiler. Her yerinde bir takım inşa etme çabası her yerde görüyoruz. Biz hariç. Avrupalarda çok var. Bizde yok. Biz de Avrupalıyız ya hocam. Ya biraz da o tarafından bakıyoruz. Öyle de. Ama biz sadece lafta Avrupalıyız. Ve bütün motivasyonumuzu kendimizce yarattığımız 3 tane düşman. İşte 4 büyüğü düşün, diğer 3'ü düşman. 3 tane düşman üzerinden kendimizi tarife çalışıyoruz. Ve onları altımıza aldığımız her şeyi bir zafer olarak algılıyoruz. Ama o zaferlerin hepsi pürüz zaferi ya. Bir kişi kalmış ayakta. İki ordu, 100'er bin kişilik iki ordu savaşıyor. Birinin 999.999'u ölüyor. Öbüründen bir kişi sağ kalıyor. O savaşı kazanmış oluyor. Ona işte pürüz zaferi diyoruz. Hepsi pürüz zaferi. Saygı duyulacak bir evresel hikayen yok. Bunu nasıl sindirebiliyoruz ki? Çünkü Türkiye'nin enerjisi Ceyda gerçekten fazla. Bak İtalyanlarla, İngilizlerle, Almanlarla yarışacak bir enerjimiz var bizim. Fakat biz bütün enerjimizi şu dörtlü grubun tatminine harcıyoruz. Federasyonumuz da aman nasıl olur da bunları birbirine düşürmeden işte sonuna kadar şu mücadeleyi getirebilirim derdinde. Futbol geriye gidiyormuş. Futbolla ilgili bir saygı görülen, saygı duyulan bir kimliğimiz yokmuş. Kimsenin öyle bir derdi yok. Şöyle anlıyorum ben. Yetiştirmeyi veyahut da eğitmeyi fazla vaktimizi harcamıyoruz. Evet, çünkü direkt, camiye şampiyonluk direkt istiyor. Netice. Evet. Direkt netice. Hep öyle yoğruldu bunlar. Büyük takımlar hep öyle. Burada siz şampiyon olmadığınız zaman yönetici de gidiyor, futbolcu da gidiyor, hoca da gidiyor. Başta teknik adam gidiyor. Yani hepsi gidiyorlar. Hocam şunu da sormak istedim. Şimdi biz hep dün akşam özelinde iyi performansların altını çiziyoruz. Okan Hoca'nın oyunu nasıl değiştirdiğinin altını çiziyoruz. Ama bir de Kerem Aktürkoğlu'na bir parantez açmak istiyorum. Son dönem performansındaki düşüş, dün oyundayken alışkın olduğumuz bu sezon, özellikle son haftalarda Kerem Aktürkoğlu performansından biraz uzak. Bunun nedenlerini konuşabiliriz. Belki psikolojik anlamda etkilenmiş de olabilir tribünlerden, taraftardan almış olduğu tepkilere. Belki biz biraz yıpratmış olabiliriz. Olabilir. Ama Kerem bildiğimiz eski Kerem değil. Yazında bir Avrupa şampiyonası var. Ve ligde kalan haftalarda Okan Hoca'nın tercihini Kerem Aktürkoğlu performansı nasıl etkileyecek? Avrupa şampiyonasına gider. O bir kere o milli takımın içinde o gidecek de. Bu tarafta bir şey yayın başında da anlatmaya çalıştık çok kısa. Herhalde kendisi de bu gösterdiği performanstan sıkıntı yaşadığı için biraz fazla işler yapmaya çalışıyor. Ben ona şey yapıyorum, ona yoruyorum. Çünkü Kerem'i hepimiz biliyoruz. Hep de Stahiş'le de bahsettik. Ama bu oyuncuların inişli çıkışlı sezonları veyahut da
haftaları vardır. Kerem de bunu yaşıyor. Yalnız tekrar vurgulayayım. Sevgili kardeşimiz hiç kendisini fazla sıkmadan, fazla neyse şu ana kadar ne gösterdiyse aynı performansını sürdürsün. Fazla kendini motive ederse aşırı motive, işte bunlara yol açıyor. Ondan sonra da hepimiz burada ya performansında düşüş var. Ben performansından ziyade biraz dış etkenler ve psikolojik. Fazla bak Barış, var mı Barış? Doğaçlama oynuyor. O adam çünkü bakın Barış'a emin olun, kural verin ona, darmadan bu performansı göremezsiniz. Tabii. O tarzda bir oyuncu. Hayır Yaşar hocam, benim geldiğim yere geldin sonuçta. Bazı teknik direktörlerin kısıtladığı oyunculardan nefret etmeye işte başladı. İşte bazı oyuncular vardır. Barış tarzında oyuncular, onları kısıtlamayacaksınız. Çünkü ondan kısıtladınız ve hiç verim alamaz. Kerem de aşağı yukarı o tarzda. Kısıtlamadan geldiği pozisyonlar vardı. Performansı vardı. Belki biraz daha bunun üzerine çıkmak istedi. İşte Zaha'nın önünde olmak istedi. Gelenler etkilemiş olabilir ama Kerem'i hepimiz biliyoruz. Yani 2-3 maçta da hemen al kenara atacak diye ben emin ol. Önümüzdeki hafta gene Kerem'le de başlar. Ki Okan Hoca'yı bildiğimiz, tanıdığım kadarıyla gene başlar. Yani ki başlaması da gerekir. Kerem de burada çok fazla değil. Aynı Barış gibi olsun. Onun gibi doğaçlama futbolunu bize sergilesin. Fazlasını yapmaya çalışınca işte bunlar meydana çıkıyor. Kerem Icardi ile kurduğu o kanalı yeniden işler hale getirmek zorunda. Ama bu sezon bitti gibi artık bir şey. O dönem çok farklıydı. Bak o dönem bilhassa ikinci devreden bahsediyor. Raşit Sava Kerem'in Icardi'yi tanıması. Dün bir pozisyon hatırlar mısın ilk devre? Barış bir gitti. Kesti. Evet. Arka Icardi'ne dedi buradayım dedi. Buradayım. İşte devamlı orada Barış devamlı orada oynamış olsa onu çözecek. Ama Barış'ın da öyle bir fonksiyonlara büründü ki sağ bek oynadı, sol bek oynadı, santrafor oynadı, orta sahada oynadı. Kendi mevkisinde oynadı. Ve gene ki Barış'ın o doğaçlama futbolu kendisini zirve yaptırdı. Evet. Bu da gerçek şimdi. Onun için bazı oyuncuları çok fazla frenlemeden, bunu da en iyi bilenlerden bir tanesi orada Galatasaray'da zaten çalışıyor Okan Hoca. Tabii. Kendisinde döneminde ne doğaçlama oynayan topçular vardı. Bunlar vardır. Fazla frenlemeden bu oyuncuları serbest bırakacak. İşte size maç kazandırır. Ya doğaçlamayı kutsarken tabii az önce söylediklerimiz için tabii belli başlı prensipler Türkiye'de olacak tabii bunlar. Bir takım inşa edemiyoruz. Evet, o hocamın dikkat çektiği gibi prensipler üzerinden bir takım inşa edeceksin. Ama dünyada futbol öyle bir şeye evrildi ki teknik direktörlerin oyunu oldu. Ben bundan çok rahatsızım. Ya kardeşim bırakacaksın, bazı oyuncuları bırakacaksın, kendi karar verecek ne yapacağına. O doğaçlama, o yüzden sahadan, arsadan gelen oyuncular istiyorum ben. Futbol akademilerinden gelen oyuncular istemiyoruz. Ben istemiyorum şahsen. Ama var mesela öyle de ya. Mesela Liverpool, mesela Salah falan Salah kendi futbolunu evet oynatıyor. Mesela Jürgen Klopp. Ama hepsini yapamazsın bunu. Bazı da prensipler vardı. Herhalde hocam. Tabii. Üç tane olsun diyorum yani. Ama işte böyle mesela yakalarsan Barış gibilerine falan ona yürü kardeşim diyeceksin. Yani kardeşim burada sen ne yaparsan yap. İşte Ziyech Hakimi sen bu çizginin bu tarafına 15 kere getirirsen o yaptığı alanı bir kere yaptığını burada alamazsın. Tabii. Çünkü hiç alışmamış adam o tarzda oynamaya. Hep burada bütün aktiviteleri. Yani biz Galatasaray'la ve Fener'i burada konuşurken Fenerbahçe takım oyununu bunlardan yola çıkıyorsun. Çünkü hep yukarıdalar. Karşısındaki size iki tane, üç tane, dört veya beş tane biraz zorlayan fazla takımlar olsa o vakit hem bizim Türk futboluna fazla katkısı olacak ve kendileri de zorlanarak Avrupa Şampiyonası'na çıktıkları zaman biraz zorlanacaklar. Buradan zorlanarak çıkmanız ya lazım. Ya rakiplerinin gücü, kalitesi ne kadarsa sen de o kadarsın işte. İşte yani. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Siz atıyorum Alanyaspor ilk devrede gösterdiği performans sezon başında gösterirsen her maçını en aşağı 7-8-9 maçını veyahut da Kasımpaşa oynarsa o vakit biz bir şeyler konuşmaya çalışırız. Evet. Ama diyorsun ki ya bunlar oynayacaklar işte Saman Alev gibi o 70'ten sonra bunlar bir çıkar işi bitirir. Bu seviyede iki takımımızda. İşte Fenerbahçe'de ilk devre durağan bir oyun. Ne dedik? Fazla maç oynadıkları zaman çok farklı bir performans. Biliyorsun Fenerbahçe ilk devre boğaraydı. Yok Galatasaray'da aynı şekilde ama o ritmüsü bir toparladılar 30'dan sonra. İşte ondan sonra da sazı eline alıyorlar. Senin üst seviyede topçular çok fazla. Evet. Çok fazla üst seviyede topçular var. Buna da öbürleri de birleşince işte bir takım tentezi oyuna çıkıyor. Yalnız sevgili Okan Hoca ya son dönemlerde çabuk değişikliklere hemen kement atıyor. Evet. Hemen kement atıyor. Baktı arıza var. Bekleme. İlk devreler bekliyordu. Sezonun ilk bölümlerinde çok 70'lere falan fazla gidiyordu ama şimdi tabii boyu da kısalınca tahammülün yok. Çünkü geri düşmek istemiyor.
Ben önde olayım diyor. İlk golü ben atayım, ondan sonra ne olursa rakip açılacak zaten. Orada işi götürsün. Davinson Sanchez Nelson değişikliği sonrası artık Sanchez yerini alır mı dersin hocam? Ya Galatasaray özellikle son dönemde böyle hikayeler yazıyor. Sasha Boye işte tam satılacaktı. Kadro dışındaydı. Kampa götürülmemişti. Sonrasında şahane bir performans ve rekor bir bonservis bedeliyle transfer. Nelson da aynı şekilde biz ligin ilk yarısında özellikle Davinson Sanchez'in gelişiyle birlikte Nelson'u çok konuştuk. Devre arası takımda kaldı. Acaba mutsuz mu, gitmek istiyor, şöyle böyle bütün bu konuşmaların üstünü çizen bir performans sergiledi. Vitor Nelson da son haftalarda. Kutlamak lazım. Tabii bunun farkı şu. O tür şeyi doğulu bir kardeşimiz yaşasaydı bambaşka tepkilere verebilirdi ama Nelson sonuçta hani Rönesans'ı yaşamış Avrupa kafasının sonuçları Nelson'da gördüğümüzde o yine işine odaklandı. Gayet de iyi yapıyor işini. Ama o da biliyor ki hani Davinson Sanchez varken ilk düşünülen sağ stoper değilim ben. Nelson'un bir sıkıntısı yok ki transfer olmamakla. Kendisinin de kendi medyasına açıklamaları oldu ya. Olmama diye bir sıkıntısı yok. Avrupalılar her takıma gidiyorlar. Evet. Transfer yapılıyor. Onlar hep listelerde. Ama şimdi bir yarı yarıya var. Sanchez, Nelson. Sakatlık olmasa her zaman için Sanchez öndedir. Ha, o vakit oyun düzenini değiştirsin dersin ki ya ben bunların hepsini unutayım. Üçlü oynarsın o vakitte. Tabii. O vakitte işte daha farklı verimler alırsın. Onlar farklı bir şey. O değişiklik, düzende değişiklik olur. Ama Sanchez her zaman için her teknik direktörün kafadan yazacağı bir oyuncu. Okan Hoca başka diğer hocalar gibi oyuncularla ilişkilerini anlatırken çok afili, cafcaflı cümleler kurmuyor olabilir. Girmiyor zaten. Ama belli ki vitrinle çok uğraşmıyor. İçeriyle gayet iyi işler, ilişkiler içinde hoca. Oyuncuları sinek Hüseyin yok yani. Ya en büyük örneği de Barış Alper işte. Doğru. Barış Alper'e dese ki oğlum su bitmiş, iki tane su kap gel. Barış çıkacak oradan, koşacak, suyu da alıp gelecek yani. Öyle bir çocuk. Yani Barış öyle Kaan'dan aldığı verim var. Orta saha, stoper, bekte. Öbür tarafta Kerem Demirbay'dan aldığı verim var. Sonradan açılma, Türk futboluna bir adaptasyon devri var. Onda oynadığı, Leverkusen'dan geliyorsun. Leverkusen'in oynadığı futbol, yanındakiler falan çok çok farklı. Buraya geliyorsun, burada farklı bir oyun. Onun da adaptasyon bir dönemi var. Yani teknik direktörlük zaten odur. Biz tabii kendi ligimizden gene konuşuyoruz. Buradaki oyuncuları birbirine ve oyun düzenine monte etmek. Siz fazla bir şey yapmazsınız. Emin ol bak, antrenmanlara gidin. Antrenmanlar çok böyle bayıltıcı antrenmanlar değildir. Hep oyun içinde gel. Zaten odur. Zaten zamanında alıyorsun. Bunlar üst seviyeden gelmişler. İlk haftada iki maç ne bileyim. Sezon başı kampında gördüyse. Hepsini oynamış, üst seviyede oynamış adamlar. Burada da sen ne yapacaksın? İşte oyun düzenine. Öyle de gidiyor. Şimdi bir şampiyonluk yarışı, 32. hafta itibariyle şampiyonluk yarışında kalan maçlar ne kadar önemli olur birlikte bakalım. Galatasaray dün akşam almış olduğu galibiyetin ardından Pendik Spor'la karşılaşacak. Hafta sonunda 33. haftada Siltaşlı Pendik Spor, ardından Yukatay Adana Demir Spor deplasmanına gidecek. MS Yapı Sivas Spor'la evinde oynayacak. Vavakars Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Fenerbahçe ile 19 Mayıs haftasında bir karşılaşacak ve Tümosan Konyaspor deplasmanıyla da sezonu tamamlayacak Galatasaray. Hemen bir Fenerbahçe'nin de kalan maçlarını sizler için dile getireyim. Sivasspor deplasmanında sahada olacak hafta sonu. Fenerbahçe ardından Beşiktaş'la evinde oynayacak ve Konyaspor deplasmanına gidecek. Kayserispor'la evinde oynayacak. Galatasaray deplasmanına gidecek. Ve son maçı da İstanbulspor'la oynayacak Sarı Lacivertliler evinde. Kalan haftalar büyük heyecana sahne olacak tabii. İki takımın kalan maçlarına dair yorumunuz ne olur, o çok bahsettiğimiz hep fikstür avantajı dediğimizde. Ben bakıyorum iki takımın da kalan maçlarına, özellikle alt sıralardaki takımlarla mücadeleleri zorlu geçebilir. Ya Fener Sivas deplasmanına gidiyor. Sivas da rahatladı bu hafta. Evet, Sivas rahatladı. Yani hocası hala ligde kalmak falan diyor da Sivasspor Avrupa'da da gayet iyi işler yapan bir takım. Yani 44-47 yapıyor. Yani dördüncülük uzak bir ihtimal değil ki. Kupada yoksun. O zaman Sivasspor'un da asılacağını düşünüyorum ben maçı. Öyle genel kanaat gibi işte Fenerbahçe kolay kazanır fikri de değilim. Kazanacaktır bana da kalırsa. Fenerbahçe için en zor maç. Galatasaray
sezon finalini saymazsak Konya deplasmanı. Çünkü Konya 36 yaptı galiba. Evet, 36. Konya hala rahatlamış değil. Hala çünkü Galatasaray'la da maçı var Konya'nın. Elinde oynuyordu. Evet. Konya'nın yani bu iki maçtan 0 puan düşünürsek Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarından 45-46 puan deniyor. 44 puanda hala rahatlayamadık diyor Sivas'ın hocası. Demek ki Konya Spor deplasmanı en zorlu deplasmanı olacak Fenerbahçe'nin. Ama bence Fenerbahçe o maçı da kazanacak yani. Ha şey diyoruz ya, iki takımın da birer beraberliği olabilir. Ne olursa olsun denklem şu şekilde olacak ama. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı günü oynanacak olan maçın kazananı o gün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı çok daha coşkun. Berabere biterse ne olacak? Berabere bitmesini bekle. Berabere biterse son maçı. Berabere biterse bence Galatasaray şampiyon oluyor şeklinde olacak o maç. Size göre kazanırsa, şampiyonluk yarışının derbinin sonucu belir. Tabii derbi maçını kazanan şampiyon olacak ya. Net yani. Sistem bunu istiyor. Bütün herkes bunu istiyor. Böyle olacak. Yeşillerle mavileri buluşturacağız. İnşallah Nikasyan'la dönüşmeden merkezi otoritenin siyasi iradenin de gerekli önlemleri almasıyla ki almasını bekliyoruz doğal olarak. Her iki tarafında biraz daha itidalli bir dil kullanmasıyla bunun bir oyun olduğu gerçeğine olabildiğince futbol severleri çekerek ve tabii en önemlisi böyle bir maçı şu baskılar altındaki Türk hakimliğine emanet etmeyerek Clement Tırpan gibi FIFA'nın çok üst düzey hakemlerinden birini getirerek ve her şeyiyle ama sadece orta hakem değil, VAR hakemi, temsilcisi hepsini FIFA'dan isteyeceksin. TFF'de bir iki isim katabilir aralarına. Öyle bir final oynatmak zorunda Türkiye. Çünkü yoksa ne olursa olsun iki taraftan biri fevran edecek ve kontrol dışı söylemler çok kullanıldığı için de sokaktaki vatandaş birbirine hareket etmeye başlarsa da onun vebalini kimse ödeyemez. Siyasi irade dahil. O yüzden bu maçı bir Türk hakemine emanet etme ihtimali sıfır. Eyvah eyvah. O konuna geldik ne artık dersiniz? Değil mi? Bakın ne kadar vahim bir durumdayız. Tabii hocam öyle ama. Bu kadar eğitim daireleriniz var, eğitim veriyorsunuz, hocalarınızı hazırlıyorsunuz. Bunlar elit seviyeye geliyorlar ve biz bunların hiçbirini görmüyoruz. Yazık bize. Ben üzülüyorum yani. Ne kadar hakemlerimiz... Biraz da bizim futbol iklimimizden de kaynaklı olabilir. Çünkü Halil Umut Meler hemen akabinde Avrupa'da yönettiği maç. Gayet iyi maçlar. Maç yönetti. Yani ben üzülüyorum. Tamam hakemlerimiz yetersiz diyoruz. Futbolu bilmiyor diyoruz. Ben başka bir şey aramıyorum altlarında. Futbola bilmediklerinden yola çıkıyorum ama ne yazık ki artık oraya gitti. Federasyonda kendini kurtarmak için bunları getirdi. Başka yapacak bir şey geldi. Alın dedi size getiriyorum. Hocam tek suçlu tabii ki hakemler üzerinden futbolumuzu ve kültürel iklimimizi temiz çekecek halimiz yok. Kendimizi kandırırız. Ama dünkü örnekten gidiyorum yine. 19 Mayıs Galatasaray Fenerbahçe maçı. 18. dakikada Okan Buruk ya da İsmail Kartal yan hakeme dedi ki bayrağını kaldırsana. Hadi ve atsın. Alanının çokça dışına çıktı. Çıksın ya evet. Çıkıyorlar zaten. Bayrağını kaldırsana dedi ve alan... O hakem, Türk hakemlerinden hangisi olursa olsun, hangi hoca ikisinden birini kırmızı kart gösterebilir mi? Gösteremez. Bunu hepimiz biliyoruz. Sorun, Türk hakemliğinin üzerlerinde yaratılan o akıl almaz baskıya direnememesidir. Şimdi, niye direnemiyorsun deme hakkımız yok. Ama direnç gösteren, bir de direnç isimli hakemimiz var değil mi? Belki onunla bir yeni bir şey olur. Evet. Direnç gösteren hakem, uluslararası bir hakem kimliği inşa etmiş olur. İçeride de saygı duyar. Saygı duyarız hep birlikte ama herkesin bagajında öyle şeyler var ki. Şimdi biz derbilere bundan evvel işte kimler vardı? Cüneyt Çakı vardı, Bülent Hoca vardı, Fırat Hoca vardı. 3-4 tane sayabiliyordu. Şimdi sayamıyorsun. O da yok. Hiç, tamamıyla yoklar maalesef ama şimdi şuraya gelin ve figüstürden yola çıkarsak gol atana kadar dirençleri olacak rakip takımların. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray. Ondan sonra da zaten biliyorsun olay farklı boyutlara gidiyor. Evet. O dirençleri önemli. Burayı hangi dakikalarda kıracaklar? Şimdi Fenerbahçe farklı oyunu, Galatasaray farklı oyunu. Elindeki oyunculara bir baksana abi. Giren çıkan, en güvendiğin adam atıyorsun bir şey göstermiyor. Hoca bir değişiklik yapıyor, farklı bir geliyor. Ayda oyun değişiyor. Bütün oyun değişiyor ve netice geliyor. Ve skorer oyuncular oluyorlar. Onun için karşıdaki rakipler, oynayacakları rakipler dirençleri ne kadar olacak? Ne kadar o uzun sürecek? Ona bakmak lazım. Yani iki takım da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda ikisini kozduğunu güzel bir bayram olur hocam, inşallah. Hocam o maça kadar çiftlerini nasıl buluyorsunuz iki takımın? Ne gibi? İki takımın maç
kalan maçlarını nasıl? Ben şöyle mesleki alışkanlıkla shift değil de hocam. Niyeyse fikstürlerine mesleki. Ben şöyle dedim. Rakipler, oynayacakları rakipler direndikleri kadar direnecekler. Siz olayı erken çözerseniz olay gider. Ben son yani Fenerbahçe, Galatasaray Fenerbahçe maçına kadar ikisinin de takılmadan gideceğini düşünüyorum. Ve öyle gözüküyor. Evet. Bizi bunu direkt konuşmamızın nedenleri nedir? Elindeki oyuncu kaliteleri. İster iyi oynayın, ister kötü oynayın. Son dönemlerde kötü maçlar çıkıyor. Aa diyoruz rakipleri yok. Abi sen istediğin kadar oyna ya. Bir bırakıyorsun, ay Icardi dediler ya, formsuz. Ne formsuz abi. Adam farklı oynamaya başlıyor. Çünkü takım o şekilde oynamıyor. Icardi'nin istediği düzeyde değil. Evet. Bu da ne yapıyor? Kendini farklı bir yerlerde getiriyor, sana alan açıyor. Onları mı çözemiyoruz biz? Icardi formsuz diyoruz. Öyle bir atıyor ki kendini, pasörlüğünü gör onu senin. Hani on numara der ise, Icardi sana on numara gibi oynuyor işte. Evet, onu söylemeyeceğim. Yani o tarzda, bu illaki ama gelmedi, çok kurnaz bir oyuncu. Bakın, hakikaten bir kurnaz bir oyuncu. Her oyuncu yapmaz onu. Orada bekler. Ya bana top gelmiyor der, elini kolunu açar kulübe. O diyor ki öyle değil de ben de oynayan bir oyuncuyum. Çekiyor kendini, arka işte oraya Barış giriyor. Oraya da bileyim Mertens giriyor, böyle bir kesme yapıyor. Kaleci seride öyle ne güzel. Kaç tane var abi böyle işte, evet. Bunlar çeviriyorlar oyunu sana. Ben inşallah 19 Mayıs'ta güzel bir bayram havasında maçımız geçer. Gelecek hakemleri bilmiyorum, yurt dışı mı olur, yurt içi mi olur? Ya iki takım da yok beni daha çok korudular, seni daha çok korudular demeden camialara sesleniyorum ben. Eğer o gün kazanan takım kendini rakibini alkışlatamıyorsa o şampiyonluk, o kazanım eksiktir. Türkiye'de de genelde böyle oluyor. Yani onu biraz zor bekleyeceğiz ama bizim gönlümüzden geçen o. Bilhassa genç kardeşlerimiz var, çocuklar var. O statlara giden bir sürü annelerle babalarla giden ne güzel çocuklarımız var. Fenerli, Galatasaray. Ya şeyin Necip'in bir şeyi var, Fenerbahçeli bir ufak çocuk da çıkıyor ya sahaya, elini tutmuş, ya şimdi ağlamaya başlamış çocuk. Demiş, Necip sormuş, niye? Ben şimdi Beşiktaşlı oldum demiş. Tamam mı? Necip'in de verdiği cevap şu şekilde, ben senin elini tuttuğum için ben şimdi Fenerbahçeli oldum. Evet. Ondan sonrası bak ne kadar güzel. Evet. Bunlara biz alkışlatmamız lazım inşallah. Başarırız bir gün ya. Devam edelim şimdi Fenerbahçe ile. Fenerbahçe'de de Vavakars Fatih Karagümrük 2-1 ile geçmesinin ardından aynı sezonda dış sahada arda arda 10 maçını kazanan ilk takım oldu diyoruz. Detaylar ekrana gelsin. Evet, Fenerbahçe bu sezon özellikle İsmail Kartal'ın hamleleriyle birlikte geriye düştüğü maçları kazanması. Aynı zamanda deplasman performansıyla ön plana çıkıyor ki deplasman performansında da ciddi bir seri yakaladı ve bu alanda da ilk takım oldu, evet. Sarı lacivertliler. Şimdi İsmail Hoca'nın hamleleriyle birlikte geriye düşse de pes etmiyor diyoruz ama benim etrafımdaki Fenerbahçeliler de biraz İsmail Hoca önce eşeğimizi kaybettirip sonra bulduruyor bize yorumunu yapıyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu Selahattin Kılıç? Bu bir oyun, ne güzel, heyecanlı, evet. Yüksek yaşıyorsunuz işte. Hocaya teşekkür etmek lazım. Mahmut Hoca'nın dediği gibi bir şekilde zaten bu takımlar maçlarını kazanıyor, kazanacak. Bir tane maç var aslında, vakit dolduruyoruz yani. Yani taraftar için öyle değil. Film 21.30'da biz sahilde dolaşıyoruz, vakit dolduruyoruz. 21.30'da filmi izleyelim diye. Bu maçlarda öyle maçlar ama ben bu maç özelinde başka bir şey değinmek istiyorum. Tabii, Emre Mor yoktu Karagümrük kadrosunda. Süleyman Bey ile konuştum. Bir sıkıntı var, oynamak istemedi çocuk dedi ya. İşte dedim hani profesyonellik şu bu. Ya öyle bir ortam var ki biraz düşünsene dedi hoca. Süleyman Başkan. Ben de düşündüm. Şimdi kendinizi Emre'nin yerine koy. Gol attı. Sen Fener'in oyuncususun. Çünkü bir golle berabere bile kalsan şampiyonluk uçtu gitti. Emre sıfır pozisyonda kaldı. Kale karşısında attı. İşte bu yine attı. Aynı noktaya geleceğim ama bu iklimi yaratan biziz. Nasıl ki diğer takımlarda oynayan Fenerbahçelileri, Galatasaraylıları, genç çocukları maalesef biz medya olarak da ve taraftarlar özellikle sosyal medyada o kadar çok linç ediyorlar, evet. Ki işte bu noktaya geliniyor. İşte Emre Mor maçta forma giymeye çekinir hale, evet. Geliyor. Taylan'la Emre Kılıç yaşadı bunları. Evet, Taylan ve Emre Kılıç hala da yaşıyorlar. Aynen. Yani. Yani çok... futbol severlerin biraz titreyip kendilerine gelmesi lazım. Emre Mor gibi yetenekli bir ayağı. Bir gösterisi var değil mi? Her oyun bir gösteri. Onları da bir sanatçı olarak düşünürsek. En kreatif sanatçılardan biriydi Emre. Çocuk sahaya çıkmaya çekinir hale getirdik yani. Oynasa bir dert, oynamasa bir dert. Niye? Çünkü biz bunu oyun olmaktan çıkardık.
Biz bunu karakter savaşına dönüştürdük. Galatasaray maçında ne olacak? O da geliyor şimdi, Galatasaray geliyor. Tabii. O maçta oynadığında, gol attığında ne olacak? Orada mesela orada hayır, oynayacak mı, oynamayacak mı? Oynamadı, orada da oynamayacak. İşte onu soracağım şimdi. O zaman başka türlü şeyler söylenecek. Çünkü biz bunu oyun olarak yaşayıp yaşatmaktan çıkalı çok oldu. Biz bunu hayatta olamadığımız ne varsa futbol ve renkler üzerinden kendimize bir kimlik kazandırma iddiasıyla hayattan intikam alma aracına dönüştürdük futbol takımlarını. Yok öyle bir intikam modeli yok. Sen hayatta eğer başarısız olduysan bunda kulüplerin ya da başkalarının çok fazla suçu yok. Önce bir kendine dönüp bakacaksın. Yani kulüpler ve bir oyun üzerinden kendini tarif, hayatı tarif yanlışından çıkmamız lazım. Kupa maçında da Galatasaray'a karşı asist yapmıştı. Ya işte Emre çok iyi bir oyuncu. Çok beğendiğim bir oyuncu tipi benim yani. Hani çabuk oyuncuları seviyorum ben. Ama izleyemiyoruz işte. Niye? Futbol iklimimiz buna müsaade etmiyor. Allah Allah, bunu bir yabancı birine söylesen ne diyor bu der ya. En iyi bir sanatçı iklim müsaade etmiyor. Bu çocuk ne için var? Oyuncu değil mi? Oyuncuyu sahneye çıkarmıyoruz. Niye? Birileri yanlış anlar. Ya bu böyle futbol iklimi olmaz ama diyorum ya, sen az önce temas ettin. Ben de sık sık söylüyorum. Bunun birinci nedeni İstanbul medyasıdır. Biziz yani. Öyle bir körüklüyoruz ki rakip olmayı düşmanlaştırmaya dönüştürüyoruz. Tabii futbolda ilk düşman kelimesini her kim kullandıysa yattığı yerde ters dönsün dursun diyeyim de artık fazlasını söylemeyeyim. Jargonumuza yani futbolun içine düşmanlık kelimesi sokuldu bir kere ve söküp atamıyoruz. Yani bir bardak suya damlatılmış bir zehir gibi. Ya bardağı döküp tekrar dolduracağız Anadolu'nun böyle çok soğuk pınarlı, tertemiz pınarlarından biriyle veya bu şekilde debelenip gitmeye ve biz bunu futbol olarak yaşama yanılgısına devam edeceğiz. Hocam şimdi biraz sosyal evet, durumunu Selahattin Kınalı ile konuştuk. Sizinle biraz daha saha içine dönmek istiyorum. Fenerbahçe özellikle bu sezon geriye dönüşleri, pes etme işi, deplasman performansıyla ön plana çıkıyor. Çok fazla yaşayan bir takım. Lider yani şampiyon oynayan bir takımın çok fazla geri dönüşlerini yaşayan bir takım. Galatasaray'da bilhassa Avrupa maçlarında bunu yaşadı. Yani şimdi eldeki kadrolar bahsettik ya, çok farklı bir kadro. Şimdi bir Fred'le birlikte oynadığınız zaman çok, herkes ne oldu? Kaleciye sallıyorlardı değil mi? Divakovic'e. Ve herkes de Samsun maçında adam iki tane öyle bir uzadı ki. Bu arada maç günü kulakları çınlasın Gürcan abiyle, ben de kendi adıma Livakovic'in hakkını teslim edeyim. Gürcan abiyle maç önü yayınımızda. Livakovic'in performansının düşüklüğünün konusunu açmıştım. Ve Gürcan abi de işte Muslera örneği vermişti. Maç kazandırmalı şampiyonluk yarışında bir kaleci ifadelerini kullanmıştık. Livakovic o gün fazlasıyla hakkını verdi. İlk kez Livakovic maç kurtardı. Evet. Şimdi biz, o yüzden hakkını teslim edelim. Aynı konuda da Ozan canlı yayına bağladı. Orada da. Şimdi abi biz şunu anlayamıyoruz. Maç kazandıran kaleci. Maç kazandıran kaleci ne demek biliyor musun? Hoki senin takımın bir şey yapmıyor demek, buraya geliyor. Bu adam 3 tane 4 tane %100 kurtuluşta. Bu devamlı bu giderse burada bir sıkıntı var. Şimdi devamlı kimse beklemiyor. Samsun maçını kimse görmüyor. Son 2 tane kurtarışı var birbirlik maçta. Öyle bir uzadı ki aynı köşeye. Ama hocam yememesi golü yedikten sonra. Kaleci budur zaten. Bir şey demiyoruz. Yani. Kaleciler bunlardır. Ben Neuer'in ne kadar bilirim abi. Ayağını tutarken hop ayağından kaçırıp gollerini rakip. Neuer'den bahsediyoruz. Evet. Yani şimdi onun için bu takım oyunu her zaman için vurguladığımız. Burada ikinci devre hoca bir aksiyonu değiştirdi. Çift santrafora döndü. Olayın şekli değişti. Bu sefer rakip sizi ne şekilde tutacağını biliyor. Demek ki elinizde böyle alternatifli oyuncularınız varsa, kafadan da siz Fenerbahçe'den mi bahsediyorsunuz? İki santrafor oynayabilirmiş sezon başından beri. Oynayamayız diye bir şey yok ki. Elinizde çünkü bir tane Dzeko var. Oynayan, oynatan, her türlü gol, 20. golü falan buldu işte şu anda. Batshuayi var. Dağıtıcı ve vuruşları iyi. Ama Serdar Dursun mu? Efendim? Serdar var şimdi. Alternatif fazla mı? Biz şurada ne dedik? Fazla maçtan az maça düşünce tempolarda da bir eksiklik oluyor. Tabii burada biz bilemiyoruz. Olympiakos maçında 3 tane oyuncunun oynatmamasının ana nedenleri nedendir? Sizin sağlık ekibiniz var. Sağlık ekibinde konuşuyor. Hocaya der ki hocam biz bunu 45 dakika oynatalım. Atıyorum 20 dakika. Ama öbür maçlarda yavaş yavaş uzatırız bunun sürelerini. Bilemediğimiz için biz tabii hemen hocalara yükleniriz. Ama bunun tam detayını İsmail hocamın Olympiakos maçında anlattı. Ki giden bir maç vardı. Giden maçı geriye çevirdiler.
Şimdi şeyde de öyle. İkinci devre bilhassa ne pozisyona girdi değil mi Fenerbahçe Karagümrük maçında? Tabii. Maçın 2-1 bitmesi kendi hataları, öndekilerin hataları değerlendirmemede neredeyse berabere bitecek ve hatta belki de Karagümrük kazanabilecekti. Luka'nın da çok iyi pozisyon alması, çıkarıştı. Bir maçı kazandı. Ya şimdi biz tabii ben birkaç maçı da söyleyebilirim kurtarışlarından oyunda ama bu bariz gözüken bir şey oldu. Hocam 3 hafta sonra sezon finali var. Orası için Livakovic'in formda olması şimdi, çok önemli. Şimdi tabii kaleci formda da biz onu ne şekilde görürüz o başka bir şey. Ya. Bizim görüş açımız önemli. Şimdi sen ne güzel Emre'den bahsettin. Görmek istiyoruz. Kreatif bir oyuncu. Kendine münhasır bir oyuncu. Şimdi Barış gibi ne zaman ne yapacağı belli olmayan takımı oyunundan tamamıyla dışında olan bir oyuncu. Ama girdiği zaman da işini bitiren bir oyuncu. Onu izlemekten biz göremiyoruz. Şimdi ne olacak? Karagümrük maçında ne yapacak? Oynayacak mı, oynamayacak mı? Oraya gelecek konu. Tabii. Bir iki hafta sonra. Çünkü ama bizim derdimiz Fenerbahçe oyun değil. Tekrardan söyleyeyim, onun da çok bitirici oyuncuları var. Takım oyununu oynayan bir kere ya, canlı izlemek lazım Ferit abi. Burada televizyonda falan evet, değil. Evet. Yok, televizyondan bile belli oluyor. Ya, canlı izlemek lazım adamın neler yaptığını. İsmail Allah nazarlardan saklasın. Bir tek skorda farklılığı yok. Selçuk belki o şeyini bizim Selçuk İnan vardı ya. Evet. Ona yakın bir performansa gelecek. O skorda çok da etkiliydi. O da çok farklı bir oyuncuydu. Çıkaramadık ikincisini. Yavaş yavaş İsmail geliyor. İkisi de çok iyi. Burada mı ana faktör tekrar söyleyeyim. Frit'in oynaması. Yalnız stoper hattı çok değişmeye başladı. Evet. Bir kaleci için en zor olaydır. Tabii. Biz hep kaleciye kızıyoruz ediyoruz ama bakın bir 8-9 hafta Bekao ve Ciku ile oynadılar. Ondan sonra devamlı değişiklikler başladı. Sakatların gelmesi ve bunu böyle olmasına rağmen de o stoper ve o takım sizi force ediyor, ligi götürüyor. Bazı takımlar çok sıkıntı yaşar değiştiği zaman. Ama ne var? Tecrübeli oyuncular var. Peki. Her tarafta sağ, solu, ortası bize iki takımla zirvede yerlerini gösteriyor. Sonra işte 19 Mayıs'a kadar geçeceğiz Selahattin. Evet. 19 Mayıs'ta bakalım 19 Mayıs'a kadar mı sürecek öncesinde ama Beşiktaş maçı var onların bir derbi. Tamam nasıl şekillenecek hep birlikte bakacağız şampiyonluk yarışı. Şimdi Trabzonspor'la devam edelim. Bordo Mahalleler Süper Lig'in kalan son 6 haftasında 3. sıradaki yerini korumayı hedefliyor diyoruz. Detaylar ekrana gelsin. Evet, Trabzonspor kalan 6 haftada üçüncülüğünü perçinleyip Ziraat Türkiye Kupası'nın müzesine götürüp bu şekilde sezonu tamamlamak isteyecek Bordo Mavililer Selahattin Kınalı. Şimdi Şahber'in bitimine diyor ki Trabzonspor işte kalan 6 haftada avantaj korursa geçen sezona göre daha iyi bir durumda bitirecek. Yani takımların algıları o kadar değişmiş ki Trabzonsporlar için ikincilik bile yani kabul edilebilir bir şey değilken yakın zamana kadar şimdi üçüncülük başarı, dördüncülük başarı gibi hikayeler yazılıyor ama onlar hikaye olarak kalıyor işte. Trabzonspor'un gerçekliğiyle örtüşen şeyler değil. Trabzonspor da Beşiktaş gibi bence Beşiktaş ve Trabzonspor önümüzdeki sezon içinde aman da şampiyon olma kadroları kuralım yanlışına düşmemeleri lazım. Çünkü bu Fenerbahçe'yle bu Galatasaray'a bir de takviye yapacaklar. Eksiklerini tamamlayacaklar. Boşuna fazla para harcamaya gerek yok. Ama mesela haberlere bakıyoruz. Trabzon'dan haberlerine güvendiğim işte Yunus Emresel, evet. Ezgi Alp var yine yerel medyadan. Onların bir haberini okudum. Ezgi'nin haberini okudum. Trabzonspor iki kişiyle anlaşmış. Yani Ezgi yönetimden birileri görüşerek söylüyordur bunu. Boşuna yazmaz. İşte Barış ile Draguş. Yani maliyetlerini bilmiyorum Barış için. Ama şey, 30 üstü bir yaş. Abdullah Hoca çok sever 30 üstünü. Draguş 27 yaşında maliyet uygunsa belki olabilir falan ama onun dışında da 4-5 transfer olacağı söyleniyor. Niye yapılacak bu transferler? Trabzonspor zaten yerli oyuncularla bir kombinasyon yapsa yine ligi zaten 4. 5. bitirir. Para harcamasına gerek yok ekstradan. Şampiyonluk motivasyonuyla eğer lige başlayacaksan şey yanılgısı olmasın. Vakayeme ile Hamşikli sezonun şampiyonuydu Trabzonspor ama seni şampiyon yapan hoca katkısı falan bunlar 3. 4. sıralara inerler. Seni şampiyon yapan Vakayeme'nin akıl dışı katkısı, Uğurcan'ın hayatının sezonunu yaşaması, Hamşik'in de akılcılığıydı. Şimdi bu ikisi yok. Uğurcan kendisi de kendi tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Ve her sezonda bir Hamşik, bir Vakayeme buldun diye şampiyon olacaksın diye bir şey yok. Hamşik gibi, Vakayeme gibi oyuncu da zaten hani Hamşik gibi Rizeli Şelbi mesela öyle bir oyuncu bulup tamamlarsın ama Cornelius Vakayeme gibi bir oyuncu yok. Cornelius, hocamın hakkını teslim edeyim. Daha Cornelius gelmeden hocam demişti ki
Cornelius gelirse Trabzon şampiyon olur. Gel dedi, oldu. Hoca görüyor işi, neler olabileceğini. Şimdi Trabzonspor da bu sezonu nasıl yaşadı? Bizim yörede bir peynir vardır. Ona imansız peynir derler. Niye imansız peynir biliyor musunuz? Niye? Yağı ve kaymağı alınmış sütten yapılır. Ona imansız, yani bundan bir şey olmaz peyniridir onun adı. Şimdi Trabzonspor'da imansız peynir gibi. Ne kuymakta kullanırsın, ne kuymağa atarsın, tamam mı? Ne yumurtayla yapar, hiçbirinin bir lezzeti olmaz. Bu arada Trabzon'dan bir tereyağı geldi. Hmm, kokusu yeter. İşte o, işte bakalım. Onun peyniri de imanlı peynir oluyor. Bu Trabzonspor yağı, kaymağı alınmış peynir gibi, hiçbir lezzet vermiyor. Son kaybettiği Sivas maçında da topa %71 sahip. Ne oldu sahipsinde? Ver bu tarafa, ver bu tarafa. Ağır bir hücum aksiyonu. Trabzon'un genetik kodlarıyla hiçbir alakası olmayan bir oyun ritmi. Abdullah Hoca'nın yalvaracak noktaya geldik. Ya hocam, ya bu takımı kendi kodlarından bu kadar uzaklaştırma. Kimliğinden ve karakterinden erozyona uğruyor bu takım. Ya bu takım yine önde oynasın, çabuk oynasın. Yenilebilir. Ne olacak zaten 4. 5. olursun işte, yani en kötü haline. Gene olursun yani. Senin hoca olarak verebileceğin katkılar olduğunu da görüyoruz. Ama bu takımı önümüzdeki sezonda bir sonraki şampiyonluk sezonu sonrası yapılan harcamalar gibi harcamaların altına sokmasın. Ne teknik adam böyle bir talepte bulunsun, ne de yönetim bu taleplere uysun. Yani transferleri teknik adama bırakma yanlışından herkesin kurtulması lazım. Trabzonspor'unki kurtulmak değil, bir zorunluluk. Zaten şeyi taşıyorum, Ertuğrul Başkan'ın, Ertuğrul Bey'in sezon başında yine yerel medyadan birine verdiği bir şey var. Bütün şeyi görmüş. Bu kadar gelirimiz varken bunu sürdürülebilir bir şey değil. Sadece bizim için değil diyor. Hiçbir takımın bunu sürdürme imkanı yok. Gelir belli, gider en az 10 katı. Bu yürümeyecek, bir yerde patlayacak diyor. Bunu diyen Ertuğrul Bey daha 6 ay olmadı yani. Demek ki Trabzonspor umutluyuz ki bu sezon geride kalan sezonlarda yapılan transfer yanlışlarına saplanmayacak. Yerli oyuncular içinden birkaç tane iyi oyuncu olabilir. Dragoş'tur olursa yani, bilmiyorum. Diğer kulüplere saygısızlık olmasın. Yabancı oyunculardan da direkt katkı yapacak. Cornelius buluyorsan al getir. O kadar ama. Petkovic ismi geçiyor. Peki şeyi niye anlıyorlar? Trabzon'un hem iklimine hem futbol iklimine de uygun. Kuzey fazla niye yönelmiyorlar? İskandinav ülkelerine. Herhalde uygun menajer yok hocam. Bir şey diyemiyorum. İskandinav ülkelerine. Sherlock geldi, bir sürü katkı verdi. Abi İskandinav ülkelerinde ne topçular var. Hem müdafaa olarak da var, hem de forvet aşı. Şimdi senin Trabzonspor'da aynı Beşiktaş'a söylediğimiz gibi bir sürü değişiklikler yaşayacak. Bu kadroyla... Hocam daha Maxi Gomez dönüp gelecek, bilmem kim. Bu kadroyla zaten bir adam hiçbir şey olmaz. Olmayacak. Yani yeni sezonda çok fazla değişkenlik yaşayacaklar. Transferleri. Ben mesela Trabzonspor için en ideal transfer yöresi İskandinav ülkeleri. Gürcistan ve İskandinav ülkeleri. İskandinav ülkeleri neler var abi? Hocam Trabzon'un en ideali kendi içi. Yavuz ya, Selim'i kapattı hadi Trabzon futbolu. İçindekine evrilmiyorsun da dışarıdan transfer yaparsan böyle Hırvat mı şuyum falan, onlardan ziyade daha çok İskandinav ülkelerinde hem Trabzon, bakın onların futbol kültürü, futbol yapısı Trabzon'un futbol kültürüne ve yapısına uygun. İklim şartları uygun. Yani İzlanda'dan bulabilirsin, Finlandiya'dan bulabilirsin. Bir sürü Ganalı, Nijeryalı futbolcular hep oradan alıyorsun sen. Avrupa'da oradan alıyor. Adamların orada kulüpleri var. Orada 200 lira, 100 lira, 200-300 liraya getiriyorlar. NBA'ye falan nereden aldı evet. İşte? Oralardan Osmanlı geldi. Osmanlı Spor getirdi. Yani oradan hocam? Geldi. Sen aldın bu sefer büyük paraları. Evet. Var abi, İskandinav ülkelerinde çok iyi oyuncular var. Araştırırsan yeni yeni bir bazı Türk oyuncular da çıkıyor. Takip edildi mi bilirsin, oralarda vardır. Gideceksin abi böyle 30'luk 35'liklere hırvata gibi vereceğin rakamları, o paraları orada 3 tane 4 tane topçu alır. Trabzonspor yönetiminin bu yanlışları bu sene yapmamasını umuyoruz. Esasında şeyi var onların, yani o iklim olarak orası çok yatkın. Yani. Trabzonspor'a 4 tane Hamsi, 3 tane İstavrit ya da 4 tane İstavrit etti 8. 3 tane de Barbon lazım. Barbon dediğin işte Hamşik, Vakayeme. Hamsileri malum, hamsileri toplayacaksın. 4 tane de istavrit lazım. Dragoş, Mravoş. Sevgili Kral bizim hep gümüş balığıyla. Az buçuk asper kadar futboldan anladığımız kadar bir kere müdafaa olduğu gibi değişmesi lazım. O şey Fransız çocuk neydi? Nani diyeceğim. Mendi. Mendi falan geçin abi onları. Siz onları bir yerlere taşın. Ben bir şey demiyorum. Yok ben genel konu. Herkes öyle bir abartıyor ki. Bırakın abi. Yumuşak. Sahin oyunu iki yönlü oynamak, etmek çok farklı bir şey. Trabzon olduğu gibi o şey gibi. Brezilyalı vardı ya. Jaja mı? Stoper ya. Şampiyonluk döneminde. Costa diyeceğim.
Hugo hocam. Victor Hugo, Sefillerin Hugo'su. Sefillerin Hugo. O tarzdaki oyuncuları, o da müdafayı o şekilde yaparsan en başta orayı, bırak ön tarafı, ön tarafı bir sürü var diyor. Arka tarafı kapatacaksın. Evet. Esas transferler buraları. Ama bizdeki burayı kapatmadan oraya, esas yamanı sen burada yapacaksın yamalarını. Ondan sonra orta sahaya geleceksin. Biz ama çok farklı yönlere gidiyoruz transferlerde. Genel ama bu. Onun için Trabzonspor'un böyle mendi falan, mendiyi nasıl oynatırsın biliyor musun? İşte yanında bir tane Torreira olur, Freit olur falan. Hadi amenna dersin ama öbür türlü hiç güvenmeyin. Ağır adam hocam. Güvenmeyin abi, bu sizin o seviyelere geçer. Tamam, bitirdik. Hocam, Mahmut hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Selahattin Kılıç çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Efendim biz spor şansını noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.